Türkiye Büyükmillet Meclisi'nin sayın üyeleri, sayın Avrupa Parlamentosu vekili, Türkiye'de görev yapan değerli yabancı misyon temsilcileri, muhterem akademisyen arkadaşlarım, hocalarım, basın yayın organlarının kıymetli mensupları, alanda her türlü zorlukla mücadele ederek inandıkları dava uğruna çabalayan, koşturan kadın STK'ları ve LGBT STK'larının sevgili aktivistleri, TPQ'nun sadık dostları, hepinize kurumumuz adına hoş geldiniz diyorum. TPQ, Turkish Policy Quarterly, bildiğiniz gibi 3 ayda bir İngilizce olarak yayınlanan bir yayın. Uluslararası ilişkiler, demokratikleşme, insan hakları, enerji gibi çeşitli konularda yayınlar yapıyoruz. 2002'den beri yayınlanıyoruz. Ve hem Türkiye hem komşu bölgelerindeki güncel gelişmeleri takip ediyoruz. Aynı zamanda TPQ bu konularda yıllardan beri seminerler, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları düzenliyor. Bugün de yine gündemde yoğun olarak tartışılan iki konuya, kadın hakları ve LGBT özgürlükleri konularına eğilen bir seminer düzenliyoruz. İki oturumlu bir seminer. Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu'nun Matra Fonu'nun desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sözü birinci oturumun moderatörü, kadın hakları aktivisti, beni de bu konuda eğiten çok sevgili arkadaşım Selen Lermi Yılmaz, Lermioğlu Yılmaz'a devrediyorum. Ben de hoş geldiniz diyorum herkese. Teşekkür ediyorum Erkut. Öyle ne demek eğitmek? Estağfurullah. Ben de çok eğitiliyorum. Her gün, her dakika alanda olarak. Türkiye'de kadın hakları ilk panelimizin başlığı biliyorsunuz programlarınızda da var. Biraz geç başlamaktan da dolayı uzun uzun konuşmacılarımızın biyografilerine girmeyeyim. Dilerseniz herkesin önünde de var ama çok değerli konuşmacılarımız var. Dördüncü konuşmacımız da az sonra bize katılacak. Emine Bozkurt, Aylin Nazlı Aka, Fatma Bozan Ünsal ve Hülya Gülbahar bizimle olacak bu panelde dört konuşmacı olarak. Genel olarak Türkiye'de kadın hakları panelin adı ama biz içeriğini de belirlerken tüm konuşmacılarla birlikte biraz daha klasiğin dışında nereden konuşabiliriz bu konuyu, konuşulanların dışında başka neler söyleyebiliriz hep birlikte burada diye kafada yorduk. Dolayısıyla umarım hepimize biraz daha zihin açıcı ve hareketli bir tartışma ortamı yaratabilelim. İlk konuşmacımızı Emine Bozkurt, Avrupa Parlamentosu Vekili kendisi, Hollanda İşçi Partisi'nden. Aynı zamanda da çok önemli bir görevi yıllardır sürdürüyor. Yakından biliyoruz kadın hakları aktivistleri olarak. Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'de kadın hakları raportörü. Dolayısıyla ben biraz kendisine gerek Türkiye'deki kadın haklarının gelişimi, gerekse Avrupa Birliği'nde, Avrupa ülkelerinde kadın hakları konusundaki değişim ve gelişmelerin akımını nerede görüyor, nasıl görüyor, böyle bir trend, bir akım olduğunu, bir eğilim olduğunu düşündüğü hangi alanlar var? Özellikle de yasal, yapısal değişikliklerle toplumsal dönüşüme bunun evrildiği yerlerin için neler yapmalıyız hep beraber? Türkiye'de de Avrupa Birliği'ne katılım öncesinde, hep beraber olmak öncesinde acaba Türkiye'nin yapması gereken sizce neler var bu alanda diye ilk sözü kendisine vereyim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. I'm going to speak in English because it was, I was asked to do that, so I will do that. Good morning, dear members of parliament, dear consul general of the Netherlands, dear ladies and gentlemen. Today I'm sitting here as the European Parliament's rapporteur on women's rights in Turkey. I've written three reports on this issue in 2005, 2007 and 2012. In these reports, I've pointed out the issues which require improvement and suggested ways forward. I contribute to the annual reports, the progress reports of the European Commission in the area of women's rights of Turkey. And in 2012, the Ministry of Family and Social Policies has prepared a strategy based on my report. So I'm happy to say that in the area of women's rights, there is a good cooperation between the European Parliament, the European Commission, and the Turkish ministry. I will be talking about the situation of women in Turkey, but before I go any further on this issue, I find it important to point out that in the EU, we also need to fight every day to improve the situation of women. The European Union brought many positive changes to our countries,
The gender gap has considerably decreased after EU laws on equal treatment. But of course, it still exists, and we still fight to close this gap. Last month, we have voted in committee in support of the Commission proposal to bring a 40% quota for women in company boards. Concerning violence against women, we have enacted legislation that makes protection orders issues in one member state applicable in all member states, so that when a woman moves from one country to another, she still will be protected by the authorities of the member states she moved to. We have achieved a lot at European level, but we are still fighting to achieve more, and we're trying to improve the level of women's rights in candidate countries as well. Of course, we do not always score successes at the European levels. We have not been able to reach an agreement with the Council on the Maternity Leave Directive. The Commission had proposed to increase minimum maternity leave in the EU from 14 to 18 weeks. We in the European Parliament have voted to increase this to 20 weeks paid leave. As a result, the Council has frozen the procedure because many member states, including my own country, the Netherlands, were against this increase. In the Netherlands, paid maternity leave is 16 weeks, while in Denmark this is one whole year. We are not able to reach a European standard on this issue. One must not think that all EU members are progressive. Especially some new member states are less progressive and less sensitive to claims of gender equality. But it's wonderful to see that even in the most conservative member state, EU membership has brought positive change. We see that all new member states are adopting a more equality-based approach as an effect of European Union membership. This is also what I hope and expect will happen with Turkey, that towards EU membership, and especially after accession, women's rights will improve. In fact, the change is already visible, yet not as drastic as we would like to see. To start by the issue of the participation of women in the labor force, I have asked Turkey to join in our 2020 strategy, which aims at reaching 75% employment for men and for women. But when we look at Turkey's goal for the year 2023, we see that it is 35% for female employment. This is not only far too low for EU standards, but it is also a worrying signal for gender equality. It's also necessary if Turkey wants to be among the top 10 economies of the world. This is one of the 2023 goals of Turkey. But this will not be possible if not all human potential is put to use. Flexible work opportunities is an important tool to achieve more female participation in the labor force. But this is also a slippery slope and should be used carefully as a tool. In the Netherlands, 75% of working women are part-time workers. This is the highest percentage in Europe. And this is also, in a way, preventing women from pursuing successful careers. People do not expect to hear this about the Netherlands, but we still have to fight with traditional views on the role of women as primarily mothers. One thing that we have achieved very successful in the Netherlands is prevention of discrimination at the workplace based on gender. This is also thanks to the EU rules on anti-discrimination. Yes, we need more women in the Turkish labor market. But it's not only that. We also need more women in trade unions. In all of my interviews with trade unionists, they have told me that trade unions are male-dominated places. Trade unions should organize their union activities at times and places which would enable more female participation. This is very important because we cannot expect only men to fight for better working conditions for women. We have to make sure women take part in the management of trade unions to make sure their needs are represented as well in negotiations. In terms of political participation, I have witnessed an increase in the number of female parliamentarians in Turkey. When I wrote my first report, female parliamentarians were 4%.
In my second report, they were 9%, and in my third report, they were 14% of the total number of parliamentarians. So actually, I should go on with writing reports. No, but the change is not as fast as we would wish, but it is a steady increase. We should not forget that Turkey is one of the first countries to give women the right to vote and to be elected. It was very surprising to see during the drafting of my first report that the 4% ratio of women in the Turkish parliament was very close to the percentage of women in the first years of the young Turkish democracy in the 1930s. This meant that for many decades not much has been done in order to increase female participation in politics. It is a very good sign that in the last few years this situation is changing, demonstrated by the increase of women in the parliament. The situation in local politics is less encouraging. Women comprise around 1% of local politicians. To improve the situation in the 2014 elections, a lot needs to be done. Political parties should make internal rules about female participation. This should include quotas for women. But parties should also put female candidates in places of the electoral list that would make it possible for them to be elected. In the Labour Party in the Netherlands, which is my political party, electoral lists are prepared with parity. The number of women and men in the electoral lists are the same. Pardon. We all want changes in the Turkish electoral law, lowering the threshold of 10%, but party structures should also be more democratic. Towards the 100th anniversary of the Turkish Republic, the goal must be to achieve equal participation of women in political life. 50% plus 15% equals 100% equality. Taking action in the area of women participation in the labor market and in politics is certainly very important. But we must not forget that there can be no equality if we do not address the problem of violence against women with utmost dedication. In the recent years, Turkey has adopted good legislation on this issue, but it is important that this legislation does not stay on paper. And this danger exists as long as the patriarchal mentality is not transformed into an egalitarian one. In this regard, every public statement of politicians is important. Every TV commercial is important. The education materials in school is important. I was very happy to see that some education books have been changed with this in mind. I've seen education books with pictures of father washing the dishes instead of reading the newspaper in their chair. So that's a good beginning. Every small effort will contribute to the elimination of violence against women. But of course we need big steps as well. Every day in the newspaper we see news about women being killed. Some of these women had asked for help of the authorities. These women risk everything. They go to the police. But it often occurs that the police do not take them serious and they send the woman back home. Or they call the husband, make him apologize, and they send both of them back home. Then we read about this in the papers after the women got killed. It is important that the police officers or prosecutors who have failed to help these women are identified and prosecuted. It is important that there are more shelters for victims of violence, and that the existing shelters are made safer, that the personnel are well trained and well paid. It is important that women in shelters are trained themselves and educated so that they can build a life for themselves and for their children when they leave the shelters. But we still have a lot to do. It is very important that in everything that is done, to improve women's situation in society, men should be included in this process. We need a so-called alliance of genders to overcome inequality. We need to take action in the area of labor market participation, of political participation, and of prevention of violence against women, and we need to take action together with men.
We need to open a debate, including young girls and boys, concerning the future of themselves, of their country, so that they can give ownership of the of their own future, but not just for show. We need to listen to them and their wishes. We need to make them partners in building this country stronger. This also requires gender equality courses for faculties who educate future teachers. I have always asked for a zero tolerance policy to be adopted against violence against women. Years ago, when I first came the rapporteur on, as a rapporteur of, on women's rights in Turkey, I would talk to people from like ministers and authorities, and I would tell them about the importance of adopting a zero tolerance policy. They would tell me that this is not feasible because violence against women is not a structural problem in Turkey and that the examples are simply individual cases. But I continue to repeat the importance of zero tolerance towards violence against women in every opportunity that I had with Turkish officials. And when I came to Turkey during the preparations of my latest report and spoke to people, to ministers, I saw something interesting. This time it was the ministers who were talking about the importance of zero tolerance. This is to me an example of how to approach of authorities can change. I saw that this did not only accept that they did not only accept there that there is a problem, which is the first step of tackling the issue, but they are also were open to adopting a zero tolerance policy. The amount of work that lies ahead of us does not scare me, because I do see the enthusiasm and dynamism in the youth of this country, and this gives me hope. There is also a lot that the EU can contribute to. I'm very happy about the opening of Chapter 22 of the negotiations. This will bring new life to EU-Turkey relations, which were in stagnation of the last few years. I sincerely hope that the Chapters 23 and 24 on fundamental rights and justice, as well as Chapter 19 on social policy, will also be opened soon. These are chapters where women's rights are mainly dealt with. And the opening of these chapters would enable the EU to have more leverage in the area of women's rights. I thank you all for your attention, and I look forward to our discussion. Thank you. Çok teşekkürler bu çok harika giriş için. Çünkü hem Avrupa'daki duruma biraz bizi aydınlatmış oldunuz. Gerek yani Avrupa'da da şunu gördüğümüzü biliyoruz birçoğumuz ama sizden de duyunca çok daha insanın canı acıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse yasaların yapılmasında uzlaşma noktalarının ne kadar zorlu olduğu kadınların eşitliği açısından hatta daha da ötesi toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığı açısından. Dolayısıyla o açıdan çok teşekkür ediyorum. Yapılacak çok iş var, onu da görüyoruz. İş gücüne katılım da dahil olmak üzere ama şiddetin yapısal bir sorun olduğunun tanınması açısından da daha yapacak sanırım çok işimiz var. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi parlamentoda kadın sayısı artıyor. Evet, belki de şimdi bir Aylin Hanım'ı dinleyelim. Aylin Nazlı Akay'ı. Bu %14 sayısında katkısı olmuş bir kadın olarak. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili. Ama aynı zamanda çok başarılı bir iş kadını geçmiş hayatında da. Ve sosyal birçok sosyal sorumluluk projelerinde, sivil toplum örgütünde çalışmış. Son olarak da ama hiç de daha az önemli olarak söylemiyorum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı. Aylin Hanım'dan da şunu Aylin Hanım'dan da şunu ben kendi adıma, hepimiz adına duymak isterim. Kendisi bir kadın olarak siyasette var olmak, mecliste var olmak, bu kadar erkek egemen bir toplumun meclisinde var olmak nasıl bir şey? Kendi deneyiminden de yola çıkıp belki de hani bu deneyimi nasıl değerlendiriyor? Dolayısıyla buradan da Türkiye geneline neler söyleyebilirsiniz bir yasama organı temsilcisi olarak? Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli konuklar, sevgili panelistler, öncelikle hepinizi en güzel duygularla selamlıyorum. Çok güzel bir giriş yaptı sevgili Emine Bozkurt. Ben aynı zamanda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda ve KPK Komisyonu'nda da olduğum için kendisiyle çeşitli ortamlarda da hep bir arada oluyoruz. Ve gerçekten bir kadın dayanışmasını burada bir kez daha da yaşayacağız bugün diye düşünüyorum. Öncelikle
biraz son yasama dönemi içerisinde kadın hakları anlamında Türkiye'de ne gibi yollar kat edildi? Bundan bahsetmek istiyorum. Olumlu tarafa odaklanayım önce. Birincisi 8 Mart'ta kadına yönelik şiddet yasasını 4 partinin oy birliğiyle onayladık. Ama tabii hemen bir parantez açmadan edemeyeceğim. Son anda gene yasanın adı değişti maalesef. Yani her ne kadar kadına yönelik şiddeti önleme yasası olsa da son anda yasanın adını aileyi koruma ve kadına yönelik şiddeti önleme yasasına dönüştürerek gene kadını bir birey olarak tanımlamaktansa ailenin içerisinde eritmeyi tercih eden bir zihniyetle karşı karşıya kaldık. Ancak bu tabii bizim ilk kez deneyimlediğimiz bir şey değil. Çünkü bakanlığın adından kadının çıkartılmasından tutun da kadın erkek eşitliği komisyonunun adının gene son anda araya bir fırsat kelimesi sokularak kadın erkek fırsat eşitliği komisyonuna dönüştürülmesine kadar her alanda biz bununla mücadele ediyoruz zaten. Bu tamamen dediğim gibi zihniyetle ve kadını bir birey olarak bir eşit yurttaş olarak görmekle ilintili. Ama böyle bir kanunu hep birlikte onayladık. Bu olumlu tarafı. Bir başka olumlu taraf, İstanbul Anlaşması'na herhangi bir itiraz olmaksızın imza atan ilk ülke oldu Türkiye Cumhuriyeti. Sayın Başbakan bu imzayı attı. Tabii aslında gurur verici olabilirdi eğer bu imzanın koşullarının Türkiye'de yaşamlara yansıdığını görebilmiş olsaydık. Ama gene de bunu bir olumlu adım olarak belirtmekte fayda var. Şimdi biraz bütünleyici şeylerden bahsetmeye çalışacağım. Şu anda Türkiye'de kadınlar ne durumda? Oradan yola çıkarak. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Burada parlamenter arkadaşım Binnaz Toprak da var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar mecliste birçok alanda kadın haklarına yönelik olarak araştırma önergesi, kanun teklifi verdik. Ama üzülerek görüyoruz ki AKP'nin verdiği kanun tekliflerine, araştırma önergelerine biz bu siyaset üstü bir konudur diyerek hiç tereddüt etmeden onay verirken onlar bizim tarafımızdan verilen kanun tekliflerine, önergelere hiç tereddüt etmeden hayır oyu verebiliyorlar. Bu gerçekten bana çok samimiyetsiz geliyor. Çünkü kadın mevzu gerçekten bana göre partiler üstü bir konudur. Burada partizanlık yapmamak ve hep birlikte hareket etmek gerektiği kanaatindeyim. Onun için bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi sevgili Emine Bozkurt kadının istihdamdaki durumundan bahsetti. Gene meclise yansıması ile ilgili olarak bir bilgi aktarayım. Dediği gibi kendisinde hakikaten Türkiye'de kadın istihdamı çok düşük. 34 OECD ülkesi içerisinde en alt sırada yer alıyor Türkiye. Ve ben tüm Türkiye'yi geziyorum. Çok farklı yerlerde çok farklı kadınlarla görüşüyorum. Maalesef kadın üzerine bir takım toplumsal baskılar oluşturulmuş durumda. Örneğin çalışmak isteyen bir takım genç kızlarla tanışıyorum. Bana diyorlar ki ben çalışmak istiyorum ama ailem izin vermiyor. Neden izin vermiyor diye soruyorum. Evlilik değerim düşecek diye diyorlar. Şimdi ne demek bu açayım size? Genç kız eğer işe giderse o takdirde eline el değecek ve iyi bir eş bulamayacak gibi bir toplumsal baskı oluşmuş durumda maalesef Türkiye'de. Ve bu kızın ailesiyle, bu genç kızların aileleriyle görüştüğümde aslında onların da çocuklarının çalışmasını istediğini ancak aynı baskı nedeniyle onlar da çocuklarını çalıştırtamadıklarını söylüyorlar. Şimdi hal böyleyken, kadın istihdamı bu kadar düşük noktadayken Türkiye'de yeni bir istihdam paketinden bahsediliyor. Ve bu istihdam paketinin amacının kadın istihdamını arttırılacağını öngördüğü söyleniyor. Keşke böyle olsa, gerçekten böyle bir şey olsa biz gene bunu büyük bir hevesle, büyük bir coşkuyla elbette ki destekleriz. Ama gene istihdam paketine baktığımızda aslında kadını kuluçka makinesi olarak gören zihniyetin bir izdüşümü olduğunu görüyoruz. Çünkü burada az önce bahsedildiği gibi işte kadının doğum izninin 18 haftaya çıkartılması, ücretsiz izin hakkının 1 yıla çıkartılması gibi durumlar söz konusu. Bizler elbette bunu
arzu ederiz. Eğer Türkiye'deki iş dünyası buna kadın istihdamını arttırma vizyonuyla bakabilseydi. Ama şu anda bir takım gerçekler var ve bu kanunlar hiçbir şekilde sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve konunun paydaşlarının yani iş dünyasının fikri alınmadan meclise getirildiği için burada tabii gelen tepkileri de çok geç alıyor iktidar partisi. Örneğin iş dünyası diyor ki aynı özelliğe sahip olan bir kadın bir de erkek çalışan varsa ben erkek çalışanı seçmek durumunda kalırım. Çünkü ben de zaten çok düşük kar marjlarıyla çalışıyorum. Var olabilmek için bir mücadele veriyorum. Onun için bunun kadın istihdamını arttıran tarafı nereden geçer? Burada gerçekten amaç doğurganlığı değil de kadını ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak güçlendirmekse ne yapmak gerekir? O zaman kadınların bir yandan çalışma hayatı içerisinde devam ederken diğer tarafta da aile yaşamını sürdürebileceği bir düzen kurgulanmasına odaklanabilir. Yani kadınlar için, çocuklar için kreş imkanı sağlanabilir. Yaşlı bakım merkezleri açılabilir. İşverenin vergi yükü alınabilir. Ama bu konularda herhangi bir çalışma olmadığını ve kadınların hep ikame edilebilir işlere yöneltilerek dönemsel çalışmayla ki dönemsel çalışmaya körü körüne karşı olmak gibi bir durumumuz yok. Zaten benim uzmanlık alanım da istihdam. Ama AKP'nin önerisiyle kadınların aslında düşük vasıflı işlerde çalışılarak ikame edilebilirliğinin sağlanması gibi bir harita yattığını, zihin haritası yattığını görüyoruz. Şimdi sevgili Emine Bozkurt biraz da Türkiye'de siyasetteki kadınla ilgili rakamlar verdi. Ben de hemen aklıma gelen birkaç rakamı sizinle paylaşayım. Bugüne kadar Türkiye'de 61 hükümet kuruldu. Toplam 9.220 erkek milletvekili girdi meclise. Sadece 315 kadın milletvekili girdi. Şu anda ikisi burada oturuyor. Yani bize iyi bakın, biz çok azız. Bugüne kadar toplam 29 başbakanımız oldu. Bunlardan sadece biri kadın oldu. Fotoğrafımızı çekmekte haklısınız. O kadar azınlığız ki. 81 valimiz var biliyorsunuz. Bunlardan sadece birisi kadın. Yerel yönetimlerde kadının oranını az önce zaten Emine Bozkurt da verdi. Gerçekten hem yerel yönetici olarak hem de aynı zamanda belediye meclis üyesi olarak kadınların temsiliyeti çok çok düşük. Gene kadınların, kadın yöneticilerin oranı %4'lere ancak yaslanıyor. Hiç kadın sendika yöneticisi yok Türkiye'de. Üniversitelere bakıyorsunuz. Üniversiteler kadın rektör oranı %6'larda, kadın dekan oranı %9'larda. Oysa ki aslında baktığınızda kadın araştırma görevlisinin oranı %43'ler civarında ama nedense yönetsel pozisyonlara gelebilecek yetkinlikte değilmiş gibi bir cam tavan sendromu yaşanılıyor. Bizim partimizde %33 kadın kotası var ve bu kadın kotasını gerçekten de samimiyetle uygulama konusunda kararlıyız. Bu konuda genel başkanımız da her fırsatta kadın erkek eşitliği ile ilgili olarak bir takım vurgular yapıyor. Bunları sizler de takip ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ama özellikle bu yerel seçimlerde kadınların daha etkin olacağı ile ilgili olarak da size bir müjde verebilirim şimdiden. Gene kadınlarla ilgili olarak aktarmak istediğim bir başka veri de Türkiye'deki çocuk gelinler gerçeği. Maalesef çocuk evlilikleri %28 oranında, yani ülkemizde her 3 çocuktan birisi 18 yaşının altında evleniyor ve daha kendi bedenini bile tanıyamadan çoğunlukla bir başka cana can verir konumda oluyor. Yani çocuk anne oluyor aynı zamanda ve özellikle son dönemde değiştirilen 4+4+4 yasasıyla birlikte biz çocuk gelinler oranında da bir artış olacağını biliyoruz. Nitekim zaten son açıklanan verilerde de kız çocuklarının okullaştırma oranında hemen ilk dönemde daha bir düşüş olduğunu hep birlikte tespit ettik. Rakamsal olarak da bu gerçeklerle karşı karşıya kaldık. Son popüler açıklamalar ise son dönemlerde sıkça duyduğunuz kızlı erkekli
tanımıyla ilgili olarak. Aslında bu tanımı son yıllarda oldukça sık duyuyoruz. Mesela ben Ulaştırma Bakanımızın Boğaziçi Üniversitesi'ne girme aşamasında, Boğaziçi Üniversitesi'nden de katılımcılarımız olduğu için onlara bakıyorum. O aşamada üniversiteye gittim fakat baktım kızlı erkekli banklarda oturuyorlar. Ben burada okursam yoldan çıkarım diye düşündüm. Onun için oraya yazılmadım açıklamasıyla benim zihnime yerleşti. Arkasından Trabzon İl Eğitim Müdürü kızlı erkekli merdivenlerden çıkıyorlar tanımıyla bunu daha da perçinledi. Arkasından zaten her yer kızlı erkekli diye bir tabir üzerinden tanımlanmaya başlandı. Tabii son olarak da Sayın Başbakan'ın Kızılcahamam'da yaptığı konuşmada kızlı erkekli evlerde kalma vurgusu üzerinden, öğrencilerin kızlı erkekli evlerde kalması vurgusu üzerinden gene bir toplumsal dayatma söz konusu oldu. Gene bu açıklamayı yapmadan birkaç gün önce evli öğrencilere kredi imkanı sağlanacağı söylenilmişti. Dolayısıyla aslında yol haritası çok net. Yani Sayın Başbakan şunu demek istiyor. Yani o evlerde evlenerek kalın siz ve bir an önce de çocuk doğurun. Zaten üç çocuk istemek benim hakkım cümlesinde kurmuş olan bir kişidir kendisi. Onun için içinde bulunduğumuz durumda, evet aynen bunu söyledi. Hatta bir karikatür dergisine de bu kapak oldu bu cümlesi. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde aslında kadın üzerinden gerçek anlamda bir siyaset yapılmaktadır. Kadın bunun malzemesi haline dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Ama büyük resme baktığımızda ben bunun aslında daha çok laikliğe yönelik olarak bir suikast olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın siz laikliği yok etmek için öncelikle kadını ezmek zorundasınız. Laiklik kadın erkek eşitliğinin teminatıdır, çimentosudur. Onun için aslında temel zihin haritasının laikliğe yönelik bir başkaldırı, laikliğe yönelik olarak bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Ve maalesef içinde bulunduğumuz dönemde kadın tacizlerinin, kadın tecavüzlerinin, çocuk istismarlarının her geçen gün daha günlük hayatın doğal uygulamalarından biri gibi kabul edildiği bir süreç yaşanıyor. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Ama bu kızlı erkekli evlerde kalınmamalı açıklaması yapıldıktan sonra genç arkadaşların sosyal medyadan şu tip paylaşımlar içerisinde olduğunu gördüm. Tecavüz etti bana desem iki tarafta yırtar gibi açıklamalar yapılıyor. Çünkü Türkiye'de tecavüzcülere yönelik olarak verilen yargı kararları maalesef engelleyici nitelikte değil, adeta hatta teşvik edici, cesaretlendirici nitelikte. Yani sırf dava esnasında takım elbise giydi diye, efendi durdu diye ceza indirimi verilebildiğini biliyoruz biz kadın katillerine. İşte hal böyleyken kadının toplumun öznesi olmaktan çıkartılıp nesnesi olmasına dönüştürüldüğü bu dönemde bizlere gerçekten çok önemli görevler düşüyor diye düşünüyorum. Bunu gerçekten hem bir kadın dayanışması olarak hem de kadın erkek dayanışması olarak sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve gerçekten de eğer aklımızı, yüreğimizi, gücümüzü, sözümüzü birleştirir bu konudaki mücadelelerimizin karşılıksız kalmayacağına inanıyorum. Bir cümleyi de hakikaten kendi sürecimle ilgili olarak edeyim. Sonra sanıyorum süremi doldurdum. Yani hakikaten bu süreçte ben de çok önemli bir göreve soyundum ve Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talip olduğumu ifade ettim. Bunu tabii hem partimizdeki cinsiyet eşitliğine olan inancımda hem de aynı zamanda Türkiye'deki bir değişimin dönüşümünde katkı olması, bir öncülük etmek amacıyla da yaptım. Ve gerçekten Cumhuriyet'in başkenti bir kadın yönetimiyle çok daha büyük farklılıklar yaratılabileceğine de inanıyorum. Bu konuda hem inançlı hem kararlı hem de azimliyim. Önümüzdeki süreç gerçekten heyecanlı bir süreç olacak ama her koşulda ben kadın erkek mücadelesi içerisinde yer alan sizlerle birlikte olmaktan ve bu yönde yapacağımız çalışmalarda ülkemizi daha iyi noktalara taşımaktan büyük bir zevk alacağım. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun.
Çok teşekkürler. Esasında sizin de sunumunuz bize bir kez daha şunu da göstermiş oldu sanırım. Yasalardaki kimi iyileşmeler, görece iyileşmeler, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleşmiş geleneksel toplumsal cinsiyet eşitliği rollerinin dönüşmesine doğrudan yer vermiyor, yol açmıyor. Bu konuda yapılması gereken çok daha başka, çok daha kapsamlı, bütünlüklü politikalar ihtiyacı içindeyiz. Hem rakamlar da bunu söylüyor, istihdam iş gücüne katılımla ilgili birçok çalışma yapılırken bunun esasında ne kadar toplumsal cinsiyet rollerini daha pekiştirici, daha da hatta kemikleştirici bir yapıda yürütüldüğünü gördüğünüzü sanırım söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu dönüştürme için, bu rollerin dönüşmesi, bu geleneksel kalıpların değişmesi için neler yapmalıyız? Bunlar da siz de hemen çok da güzel bir şekilde bağlantı oldu söylediğiniz. Çünkü yaşam tarzları üzerinden yapılan, gittikçe daha fazla yapılan bir politika alanı içindeyiz. Nerede nasıl yaşayacağımızdan, nasıl giyineceğimize, nasıl doğum yapacağına kadar kadınların, ne şekilde çalışacağına, kaç çocuk yapacağına kadar birçok açıdan devletin kontrolünün, devlet kontrolü olmasa da tüm söylemleriyle politikacılarımızın, başbakan başta olmak üzere, ağırlıklı olarak konuyu buraya getirdiği bir alandayız. Dolayısıyla sözü ben Fatma'ya bu şekilde vermek istiyorum. Evet, Türkiye'de kadın erkek eşitliği, reform süreci, siyasi yol haritası olarak genel bir başlık verilmiş durumda, Fatma bize iletmiş durumda, ama bunun altında keşke şunu konuşabilsek diyorum Fatma biraz. Nedir bu yaşam tarzları üzerinden, kadınların üzerinden yapılan siyaset, nelere yol açıyor? Bunun önüne nasıl, neler yaparak geçebileceğiz? Bununla birlikte de makbul kadınlar ve kadınlık yeniden üretiliyor mu? Zamanda, geçmişte birçok yerde de, Türkiye'de de gerek Cumhuriyet tarihinde gerek Osmanlı tarihinde gördüğümüz gibi. Bununla ilgili sence yol haritası hükümetin buna yeterli mi? Daha başka neler yapmalıyız? Buna geçmeden Fatma'yı da tanıştırmadığımı unuttum. Çok yakından tanıyınca galiba böyle oluyor, özür dilerim. Fatma ile yıllardır kadın hareketinde birçok açılardan, birçok konularda beraber de çalıştık. Kendisi Başkent Kadın Platformu'nun da yıllardır üyesi, aynı zamanda öğretim görevlisi ve de doktora öğrencisi. Doğru söyledim değil mi Fatma? Ben şöyle gireyim. Teşekkür ederim. Evet, çok güzel paylaşılmış konular. Gerek Emine Hanım, gerek Aylin Hanım Türkiye'de kadınla ilgili bilgileri verdiler. Bana da Selen Hanım daha önce yaşam tarzıyla, müdahaleyle ilgili konuşmuşsun dediği için ben daha çok onunla ilgili olarak hazırlandım. Evet, yaşam tarzına müdahale son zamanlar gündemimize girdi. İşte bu kürtajla ilgili yasağın daha da öne çekilmesi dolayısıyla muhtemel yasal düzenleme söz konusu olduğunda veya bir televizyon muhabirinin işte dekoltesi nedeniyle hükümette de iktidar partisinde etkin konumda olan birisinin dekoltesine yönelik müdahalesi sonucu işinden olması dolayısıyla gündeme geldi. Yalnız şöyle kadın hareketinin ana akımı yaşam tarzına müdahaleyi sadece, yani genel olarak diyebilirim, sağ muhafazakar anlayışın dışındaki yaşam tarzına müdahaleler olarak görüyor. Yani meşru olmayan müdahale, yaşam tarzına müdahale, ancak işte muhafazakar anlayışın dışındaki anlayışa müdahale olduğu zaman meşru değildir anlayışı bir anlamda vurgulanmış oluyor. Ben şu konuda rahat konuşuyorum. İşte bayram öncesinde tarafta verdiğim mülakatta o gazeteciyle ilgili olarak, televizyoncuyla ilgili olarak kendisine yapılan müdahalenin bana bir müdahale olduğunu, çünkü insan hakları konseptinde dünyanın herhangi bir yerinde bir insan hakkı ihlal ediliyorsa o size edilmiş anlamına geldiği için bana müdahaledir demiştim. Bunun rahatlığıyla bu kadar rahat konuşuyorum. Çünkü bu alanlara girmek o kadar zor ki, mesela Şafak Pave'yi bambaşka şekilde yanlış anlaşılabilir hale getirebiliyorsunuz. Böyle çok gardlar yüksek olarak insanlar birbirlerini anlıyor. O yüzden yanlış anlaşılmak istemiyorum. Yani yaşam tarzına müdahale ederken kadın hareketi daha çok muhafazakar kadınlara yönelik olarak, onların yaşam tarzına yönelik olarak müdahaleleri çok fazla dillendirmiyoruz. İşte 28 Şubat'tan sonra çok ağır olarak başörtülü kadınlar eğitim hayatından, çalışma hayatından, siyaset hayatından tümüyle dışlandılar. Hatta AK Parti döneminde de uzun süre devam etti.
Nispi olarak şu anda bir rahatlama var. Bu alanlarda konuşmadan, yani yaşam tarzı müdahalesini bu alanlara da katmadan konuştuğumuz zaman hem bir hakikate ters bir durum olmuş oluyor, hem de Türkiye'deki kadınların çoğunu, çünkü Binaz Hanım'ın yaptığı araştırmada da Türkiye'de kadınların %65'i 70'i başını örtüyor diye söylemişti. Ben söylediğim için bunu çok şüpheyle karşılıyorlar hocam. Bunu da söyleyeyim size, yani sanki ben yükseltiyormuşum gibi. Yani böyle bir araştırma olduğu zaman da, yani kadınların çoğunu siz beraber çalışılabilecek bir konumda görmemiş oluyorsunuz. Yani çünkü onların konusuna doğrudan etkileyen, birinci derecede etkileyen o sıcak konuya temas etmediğiniz zaman beraber çalışma imkanını da berhava etmiş oluyorsunuz. O yüzden bir bakalım isterseniz genel olarak, bütün yaşam tarzı müdahalelerini genel olarak görelim. Türkiye bu konuda sicili hiç temiz olmamış bir ülke. Yani kadın olsun erkek olsun yaşam tarzına müdahalenin en baştan beri çok yoğun olduğu bir ülke olmuş maalesef. İşte hatta bazen o yüzden de devrimler gardırop devrimi olarak da adlandırılır. İşte şapka devrimini biliyoruz. Fakat bu kadınlar için daha da uzun süre devam etmiştir. Şimdi ben yine 28 Şubat döneminde kadınlar için ve diyelim ki işte başörtülü muhafazakar değerleri yaşatmaya çalışan kadınları daha da hedef almıştır. Bunu ben ne kadar da çok çektik anlamıyla söylemiyorum. Şunun için söylüyorum. Bunu bugün konuşmak şunun için anlamlı. %80'e yönelik başörtüsüne yönelik bir destek var. Yine hocamın yaptığı araştırmaları kullanarak söylüyorum. Yani başörtüsünün serbest olması yönünde böyle bir toplum desteği olmasına rağmen 30 yıl boyunca Türkiye'de eğitim, çalışma ve siyaset hayatından başörtülü kadınlar dışlanabilmişlerdir. Yani bu ne kadar, yani bu kadar toplumsal desteği olmayan bir konuda iktidarların ne kadar da can yakıcı bir şekilde davranabilecekleri yönünde bizi uyarıcı olmalıdır. Yani bu yüzden tekrar beraber olalım diye söylüyorum. Yani beraber hareket edelim diye söylüyorum. Bu çok acıtıcı bir şekilde olabilir. Yani çünkü herhangi bir şekilde iktidar olduğunuz zaman son derece, yani halka ters düşen, mantığa ters düşen, çünkü hiç başörtüsü yasağını hiçbir zeminde anlatamıyorduk yurt dışına gittiğimizde, niçin diye soruyorlardı. O tür uygulamalar gayet rahatlıkla olabiliyor. Bu olsun diye söylemiyorum. Eğer buna gözlerimizi kapatırsak ve bunun üzerinde durmazsak yaşam tarzına müdahaleler ila nihaya devam edecektir diye düşünüyorum. Peki niçin kadına yönelik daha çok olmuştur? Hani Türkiye ölçeğinde kadın olsun erkek olsun yaşam tarzına müdahale çok önemli örnekleri vardır. Kamusal alan dediğimiz, Türkiye'de bu da çok tabii yanlış anlaşılıyor. Oraya kadınların uzun bir süre boyunca yani girememiş olması. Ancak 20. yüzyıldan sonra kadınların eğitim, çalışma ve siyaset hayatındaki mücadeleleri sonucu kamusal alana tümüyle olmasa da kısmi olarak girmesi neden olmuştur. Yani işte bakıyoruz Yunan site devletinde o agorasında yargı dahil bütün toplumsal işler herkes deniyor ama sadece hür ve zengin erkek tarafından yürütülüyor. Kadınlar, köleler, çocuklar bu sürecin dışında. Müslüman toplumlara gelelim. Benim iddiam Müslüman toplumların agorası cami bu tür ayrımları reddeden, orijinalinde reddeden bir durum. Yani orada çocuk, köle, kadın, herkes var ve katılıyor. Ama çok kısa bir süre sonra Batılı tecrübeyle Müslüman tecrübe birbirinin aynısı olmuştur. Ve maalesef Batı'nın da gerisinden gelmiştir. Şu andaki Müslüman dünyanın kamusal alanda kadının katılımı Batı'dan daha sonradır ve Batı'yı da biraz takip ederektir. Bunun getirdiği bazı psikolojik sorunlar da olmuştur. Yani maalesef böyledir. Keşke farklı şekilde cereyan etseydi. Yani şimdi elbette ki çok böyle başörtüsü ağırlıklı gibi oldu ama anlıyorsunuz herhalde derdimi. Yani ne kadar sıkıntı çektiğini söylemek istemiyorum. Tek problem başörtüsü değil tabii ki. Kadının ekonomik hayatına giriş, arkadaşlarımız bahsettiler. Aile yüklerinin kadında olması, kadının çocuktan ve aileden esas sorumlu olması, esas vazifesinin bu olması kadını ekonomik hayatta çok iğreti bir pozisyonda tutuyor.
profesyonel bir işe hazırlansa, uzun yıllar hazırlansa da, en iyi eğitimi almış olsa da, kadından beklenen, muhafazakar camia için söylüyorum, çok fazla profesyonel hayata girmesi değil. İşte bazı olumlu uygulamalar var. Kadın çalıştırırsanız onun sigorta yükünün devlet tarafından ödenmesi veya işte dışarıda çalışan kadının çocuğuna yönelik kreş yardımları. Bu bir tür, bunlar belki kısmi olarak kadını destekleyecek düzenlemelerdir ama ben daha çok zihniyete bakıyorum. Biraz konuğum icabıyla da herhalde öyle. Buna yani zihniyet engelline değinirsek belki şunu söyleyebiliriz. Şimdi genelde gene Müslüman, Türkiye'nin %99'u Müslüman diye söylenir. Yani o yüzden hani Müslümanlıktan örnek veriyoruz. Genelde güçlü ve işte zengin Müslüman daha çok beğenilir. Yani hani alan el yeri, veren el yerine alan el olun. Zengin Müslüman olması gerekir. Fakat burada hani bir açık erkek veya kadına yönelik herhangi bir şey yoktur ama yani buradan anlaşılan zengin Müslüman derken aslında zengin erkek anlaşılır. Çünkü aynı dönemde yani işte ekonomik özgürlüğüne sahip olduğu zaman kadın şımarır, o yüzden de çok çabuk boşanır diye. Öyle rastgele insanlar bunu o kadar bir rahatlıkla söyleyebilmektedirler ki belki de çalışan bir kadın bile bunu söylüyordur. Yani o kadar böyle bir şey, bir ezber haline gelmiştir. Yani ve hatta şu da çok da ilginçtir. Çok vulgar bir biçimde, hani benim anlayışıma göre İslam'da da zenginlik pek çok nimet gibi zenginlik de bir imtihandır. Yani siz kendinizi, zenginlik de sizi bozar. Bu kadın için de erkek için de böyledir. Bunu bilmek zorundayız. Ama erkek, zengin erkek kin şımarmasına bile müsamaha edilirken, mesela bilirsiniz, Sibel Üres'in işte erkek zenginleştiğinde daha güzel bir kadınla elbette ki evlenebilmeli, ikinci evliliğini yapabilmeli tarzında çok vulgar bir şekilde bunu ifade ederken toplumda çok geniş bir ayaklanma olmamıştır. Yani aslında bütün insanların karşı çıkması gerekir. Bu ne demek yani? Bu nasıl kabul edilebilecek bir şey? Ama hiç böyle bir toplu bir karşı çıkış gözükmez. İşte tabii ki adaletli insanlar var, İhsan eli açık gibi. Neden konunun bağım teline dayanan, neden kadınlar değil de erkekler zengin oluyor diyen ve bunun olmaması gerektiğini düşünen insanlar olsa bile bu ana akım olamamıştır. Yani bizim hep şikayet ettiğimiz çifte standardı biz kendi toplumumuz içinde belki de farkına varmadan yeniden üretiyoruz gördüğümüz gibi. Selen Hanım, siz bana bakıyorsunuz, zamanım bitti mi? Tamam. Son 2 dakikada şunu söyleyebilirim. Bilemiyorum, inşallah doğru anlaşılmışımdır. Çünkü Şafak Pavey, ben konuşmasını şu şekilde algılamıştım. Biliyorsunuz mecliste başörtülü kadın 99 yılında gelmişti. Bir başörtülü milletvekilimiz apar topar millet meclisten atılmıştı. Herhangi bir şekilde yasak olmamasına rağmen uzun yıllar ben bunun mücadelesini yaptım. Meclis iç tüzüğünde buna yönelik bir şey yoktur, yasaklayıcı hüküm yoktur diye. Neyse, şu anda gelindi ve mecliste başörtülü, yani Türkiye'deki kadınların temsil edecek bir meclisi nihayet gördük, bana göre görüntü olarak da görmüş olduk. Şafak Pavey de buradaki konuşmasında ben şöyle anlıyorum, yani kadın, çünkü kadına yönelik ayrımcılıklardan bahsediyorum, yani çifte standart var. Yani eğer dinde zengin Müslüman isteniyorsa kadın olsun erkek olsun zengin Müslüman isteniyordur. Niye kadının, yani erkeğin şımarmış bir zengin erkek bile müsamahaya davranırken bir hür kadın olmanın gereği olarak ekonomik özgürlüğe sahip olmak istenmeyen bir şey gibi görülüyor. Yani çok açık bir çifte standartı var. Pek çok bu tür problemlere değinmesi dolayısıyla ben Şafak Pavey'in konuşmasını kendim dinlemedim. Hep de eleştiriler üzerinden okumama rağmen hep bunu öyle anladım. Yani başörtülü milletvekillerine yönelik, bakın kadınlar hep beraber kadın meseleleri üzerine çalışalım mı? Anladığım, yani öyle bir konuş, ona bir çağrı olarak anladığım halde toplumun büyük kesimi tarafından nasıl anlaşıldı? Yani
yine başörtüsü ayrımcılığı gibi anlaşıldı. Yani çünkü bu konu hep şu şekilde gündeme geldi. Yani biz başörtüsüne yenilik olarak işte eğitim hayatında, çalışma hayatında olması gerekir sanırken bize hep şunu söyleniyor. O halde bikinili gelirlerse ne olacak? Sanki başörtülü kadın ondan da sorumlu. Yani veya işte anlatıyorsunuz bu hak, bir başka pek çok işte hak ihlalleri var. Yani konu müstakil olarak bu konuda alınmadığı için hep böyle başka konularla irtibatlı olarak ve bir sanki bir sorumluluk varmış gibi algılandığı için o Şafak Pabey'in konuşması da yanlış anlaşılması, ben şunun için söylüyorum. Yani kadınlar bir arada yaşam tarzına müdahaleyi her tür yaşam tarzına müdahale olarak algılanırlarsa manipüle de edilmemiş olur. Çünkü bizzat başbakan önce kadın hareketindekilere kadın kadın eşitliğini sağlayın diye ifade ediyordu. Bu yüzden yani yaşam tarzına müdahalenin çok kapsamlı olarak anlaşılması her tür yaşam hakkı müdahalesine engel olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ ol Fatma. Buradan hani hür kadın, yani direkt aldığım soru şu oldu. Hür kadın olmak. Hür kadın olmaktan ne anlıyoruz? Özgürleşmekten ne anlıyoruz? Yaşam tarzı da esasında ne kadar bununla alakalı? Çünkü genel olarak her zaman neye bakarız? İstihdam oranı önemlidir. Kadınlar şu kadar iş gücüne katılıyor, katılmıyor. Şu kadar kadınlar parlamentoda, siyasette var ya da yok. Bunlar önemli rakamlar, elbette çok önemli göstergeler. Ama kadınların hayatlarında, kendi bireysel hayatlarında neler yaşadığına dair, özgürleşip özgürleşmediklerine dair göstergeler mi? Bu çok soru işareti. Dolayısıyla buraya da birazcık sanırım giriş yaptın. Bunun için de teşekkür ediyorum. Buradan da sözü Hülya'ya vermeden çok kısa, bugünkü gazetelerde bilmiyorum gördünüz mü? Son bir araştırma vardı Çarkoğlu'yla Kalaycıoğlu'nun beraber yaptığı araştırma sonuçları. Yayınlandı. Burada biraz devam etmek adına birkaç istatistik paylaşmak istiyorum. Örneğin yaptıkları araştırma sonuçlarına göre bir kadın bir işte çalıştığında bundan bütün aile zarar görür fikrine inanan Türkiye'deki ortalama %43. Yani Türkiye'nin %43'ü kadın çalışırsa zarar görür diyor zaten. Okul öncesi çocuğu olan kadının çalışmaması gerektiğine inanan %40. Öte yandan %69'u Türkiye'deki bu ankete katılanların hem kadının hem erkeğin çalışması gerektiğini, aile ekonomisine katkısı olması gerektiğini söylüyor. Peki nasıl oluyor? Nasıl olacak? Buradan sözü Hülya'ya vereceğim. Hülya'dan da çok uzun yılların feminist aktivisti, kurmadığı, içinde olmadığı platform onda yok gibi bir şey esasında. Son olarak da Eşitiz'de çalışıyor. Anayasa Kadın Platformu, Kader, Mor Çatı saymakla bitmeyecek kadar örgütte çalıştı. Avukat kendisi de aynı zamanda. Şöyle bir şekilde vermek istiyorum sözü Liya'ya. Bir, tabii ki gündem olarak, genel olarak sen gündemi nerede görüyorsun daha çok? En öncelikli gündemleri kadın hareketinin, kadınların Türkiye'de şu anda ne? Ama buna bakarken de demin de konuşmuştuk, yani yasalar ve takım yapılar değişiyor, ilerliyor gerek AB sürecinde gerekse tırnak içindeki modernleşme sürecinde, ama bunların kadınların hayatına, Fatma'nın da girmeye başladığı gibi yaşam tarzına ve özgürleşmelerine katkısı oluyor mu? Nerede oluyor? Buradaki eksikler veya yapılması gerekenleri politik olarak nerede görüyorsun? Gittikçe artan şekilde, dün de konuşulan bir konu olduğu için, hani kız erkek, kadın erkekin ayrıştırılmış olduğu alanlar, başörtüsü, nasıl giyineceğimiz, nasıl doğum yapacağımıza kadar varan bütün bu üzerimize gelen toplumsal ve politik yükü hangi kadınlar nasıl karşılayabiliyor, neler yapabiliriz? Tamam, bastım. En zor soru bana çıktı ya, yani Türkiye halkının kadını ve erkeğiyle karıştırılan kafasının açıklamasını nasıl yapacağım bilmiyorum. %43 kadın çalışırsa aile zarar görür demiş. %69 iki eşle çalışmalı demiş. Aradaki açıyı nasıl şey yapacağız? Uzun ve hoş bir tartışma konusu bu. Ama toplumsal mühendislik çalışmalarının da bir ürünü aynı zamanda. Kadınlara da sorsanız yaklaşık %40'a artık biraz daha yükseliyor bu rakamlar. Kadın dediğin kocasına itaat etmeli demeye devam ediyor Türkiye'de.
Ben bu analizden önce hani kadın hareketini hep beraber Türkiye'de değerlendireceksek başka bir yerden başlamak istiyorum. Herhangi bir yaşadığımız herhangi bir şeyi eleştirdiğimiz zaman hemen karşı argüman olarak gelen, eskiden de kötüydü zaten lafı, kadın hareketi için inanılmaz bir dezenformasyon şeyidir, meselesidir. Yani artık böyle gerçekten bunaltıcı bir düzeye varmış durumda bu. Eskiden de böyleydi şeyi. Herkan'ın da öyle. Ortak bir söylem halinde ama şimdi biz şu anda kadın meselesi üzerinden konuya baktığımızda ben çok rahatlıkla şunu söylüyorum. 2002 yılı Türkiye kadın hareketi açısından bir milattı. Biz bunu çaktırmamaya çalıştık kadın aktivistleri olarak Türkiye'de. 2002'ye gelinceye kadar, şimdi 80 öncesini konuşacak, tartışacak zamanımız yok. 80'den sonraya bakalım. Türkiye'de ilk defa çok güçlü bir şekilde kadınlar bağımsız örgütlenmelerini yarattılar ve bir kadın hareketi oluşturdular. 1980'den sonra feminizm kelimesini de kullanmaktan çekinmeyerek. Türkiye Avrupa Birliği'ne girme sürecindeydi, askeri diktatörlükten çıkma sürecindeydi. Bu ve birçok faktörle, ama öncelikle kadınların kendi öz örgütlülüğü ve gücü nedeniyle biz Türkiye'deki cinsiyetçi her türlü yasayı ve kurumu silkelemeye başlamıştık. AB'nin ve dünyadaki gelişmenin rüzgarı da arkamızdan geliyordu. Moralimiz moral, gazımız gazdı yani. Biz uçuyorduk kadın hareketi olarak Türkiye'de. Şimdi 2002'de AKP iktidara geldiğinde ilk yaptığımız iş tabii ki hemen programı açıp okumak oldu. Bir yerde bir yerde eşitlik kelimesi var AKP'nin siyasi parti programında. O da ticaret, serbest ticaret girişimi yapmak için bireylere filan tanınan özgürlük bölümünde bir tane eşitlik kelimesi geçiyor. Kadınlarla ilgili bölümde söz edile, sonradan değiştirmediler sanıyorum o bölümü. Kadınlarla ilgili bölümde de bir adet kadın erkek eşitliği lafı yok programda. Ya Binnaz anlatacak mı? Dur. Şimdi tamam hadi gir sen arada. Bunun bütün Binnaz'ın girdiği şeyleri konuşma süreme ekliyorum. Öyle tatilinizden çalmış olacağım. Ya, program sadece Birleşmiş Milletler kadınlara karşı ayrımcılığın tasfiyesi demek istiyorum. Yanlış çevrildi Türkiye'de. Önlenmesi sözleşmesi diye. Kasıtlı bir yanlıştır. Bir devlet geleneğidir Türkiye'de. AKP'ye özgü değil. SEDAV'a uyacağız diyerek böyle şey yapan, dolaylı yoldan ayrımcılık karşıtı bir söylem geliştiriyor. Biz de iyi kötü, yani sonuçta feminist kadınlarız. Biz de siyaset yapıyoruz kendimize göre. Bir iktidara yürüyen bir siyasi partinin programında kadın erkek eşitliği yoksa, ben muhafazakar demokrat bir partiyim ama benim muhafazakarlığım kadın ve aile konusunda diye deklare ediyorsa, buradan kadınlar için hayırlı bir şey çıkmayacağını anlamak için falcı olmak gerekmiyor. Akıllı olmak gerekiyordu. Biz akıllı olmaya karar verdik 2002'den sonraki süreçte. Dedik ki bu felsefeyle yürüyecekse Türkiye'de süreç, politik süreç, kazanılmış bütün haklar tehlikededir. Biz öncelikle birinci hedef olarak öyle abartılı politikaların uygulanması ve kadınların sorunlarının bir sihirli değnek değmiş gibi çözülüvermesini beklemeyelim. Birinci strateji elimizdeki hakları koruyalım. İkinci strateji olarak ya yanına 2-3 tane bir çerez bir şey ekleyebilirsek onu ekleyelim. Ama bizim ana yürüyüşümüz hayallere kapılıp bilmem ne olmasın. Sözümüzü söyleyelim. Önceliğimiz eldekilerin korunması üzerine olsun dedik. Çok akıllı bir strateji izlediğimizi düşünüyorum bu konuda. Şimdi iki dönem neden farklı? Tekrar oraya dönelim. Bir, rüzgar arkamızdan esiyordu. 2002'den sonra rüzgar önümüzden esiyor bizim. Ve biz bu rüzgara rağmen Türkiye Kadın Hareketi olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Bırakın yeni hedeflere doğru koşmayı, ayakta durmaya çalışıyoruz. Eldeki kazanımları kaybetmemeye çalışıyoruz.
Ve özellikle 3. Erdoğan hükümeti döneminde, hani kendisinin ustalık dönemi diye adlandırdığı dönem, doğrudan doğruya kadınlar üzerinden başlayan bir dönem oldu. Yani diğer alanlarda ki sorunları konu dışı olduğu için açmıyorum. Biz daha hükümetin ayak seslerini Kadın Bakanlığı'nın kapatılmasıyla anladık. Ustalık döneminin nasıl başlayacağını gördük Kadın Bakanlığı kapatıldığında. Şimdi bu ustalık döneminde giderken şunu çok net görüyoruz ki adın, yani kadın kelimesinin geçtiği hiçbir yasaya ve şeye, organizasyona aslında tahammül yok. Son olan hikaye şu: evde çalışan gündelikçi, temizlikçi gibi kadınların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgi alanından çıkartılıp Aile Bakanlığı ilgi alanında, bakın ev işlerinden bahsediyorum, evde ve aileye destekle ilgili olarak çalıştığı için bu işçi kadınlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluk ve ilgi alanından Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgi alanına alındı. Hani bu denli kadın dediğinde hepsini alıp bir şekilde erkeğin reisi olduğu bir aileye bağlama politikası, patır patır bir bütün yasalar ve kurumlar düzeyinde aslında işleyen bir alt süreç olarak gelişiyor Türkiye'de. Yani evdeysen ailesindir, evet dışarıdan gelip çalışıyorsan da o ailenin bir parçasısındır politikası. Hani bunu bir örnek olarak verdim. Bu uzun tartışma konusu. Burada asıl olan mesele bizim AKP iktidarının gerçek politik rotasının açık deklarasyonu 2010 yılında olmuştur. Temmuz 2010'da Başbakan Dolmabahçe toplantısında kadınlarla yaptığı toplantıda iki önemli kavram şey söyledi. Çok uzun konuştu tabii, her zamanki gibi de 7 saat oturduk orada. İki nokta önemliydi. Bir, kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Sonra fıtratları farklı vesaire gibi kavramlar açıklamaya çalışsa da sonuçta geri dönmedi buradan. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum dedi. Ve bu tarihten itibaren kağıt üzerinde de olsa Türkiye'de herhangi bir yasa, genelge, tüzük vesairenin içine, Temmuz 2010'dan bahsediyorum, o tarihe kadar her şeyi koyuyorduk biz yasanın içerisine. Reklam güzel oluyordu Türkiye'ye ve dünyaya çünkü. Temmuz 2010'dan sonra kadın erkek eşitliği kelimesini koyamaz hale geldik herhangi bir metne. Çünkü tüm kadrolar başbakandan önce zıplıyordu, özel bir parti talimatı olduğu için bunları kullanamazsınız diye. Biz de bir ara kavram olarak birçok buralarda çalışan muhafazakar ve bürokrat kadın arkadaşlarımızla toplumsal cinsiyet eşitliği de aslında aynı kapıya çıkıyor. Bari kadın erkek eşitliği diyemediğimiz yerlere toplumsal cinsiyet eşitliği koyalım dedik. Biz de böyle bir uyum sağlama stratejisi geliştirmeye çalıştık orada. Ama geleceğim son şiddet yasasına toplumsal cinsiyet eşitliğine dair dediler bu sefer. Bu sefer şiddet yasasının bütününden. Şimdi bahane eşcinsel ilişkileri çağrıştırıyormuş arkadaşlara göre toplumsal cinsiyet eşitliği, ama bunu bir bahane olarak kullanıyorlar. Bir taşla iki kuş vurma şeyi. Bu lafın yerine başka bir şey bulmak gerekiyor ya. Bugünlerde herkes bir taşla iki kuş vurmak diyor. Çok kötü bir şey yani. Bir kumaştan iki elbise çıkartmak falan desek kadınlar bunu daha çok tercih ediyor. Şimdi ben de alışkanlıkla bir taşla iki kuş vurmak dedim. Toplumsal cinsiyet lafına, bir LGBT bireylere de aynı zamanda karşı propaganda üretilmiş oluyor böyle denerek. İki, kadın erkek eşitliği meselesi tekrar gündemden kaldırılmış oluyor. Biz şiddet yasasında ikisi de ortadan kaldırıldığı için bu sefer kadın erkek eşitliğini sokarak uzlaşma bulmaya çalıştık. Söyledik, farkında mısınız? Toplumsal cinsiyet eşitliğine itiraz ediyorsunuz siz. Siz koyalım diyordunuz. Şimdi hadi toplumsal cinsiyet eşitliği çok tehlikeli, yerine bir iki yere kadın erkek eşitliği koyalım dediler. Öyle anlaşmış olduk. Garip bir ittifak oldu. Ama bu felsefe sonuçta bir, bu hani hani vitrin değişiklikleri, kağıt üzerinde yasalar Cumhuriyet dönemine özgü, ama bir şey önemliydi orada. Kadınlarla erkeklerin en azından kağıt üzerinde de olsa eşit olduğu fikri göstermelik de olsa savunuluyordu. Kadınlarla erkekler eşit değildir denen bir devlet politikası yoktu. Şimdi burada farklı olan 2012'den sonra devlet politikası olarak kadınlarla erkeklerin eşit olmadığı propagandası ve örgütlenmesi yapılıyor kurumsal olarak Türkiye'de. Bu niteliksel farkı göz ardı etmememiz gerekiyor. Çok önemli bir niteliksel fark bu. Bu fark ortadayken ve
dolu dizgin bu ustalık döneminde her gün üzerimize, sadece yaşam tarzı meselesi değil aslında bu, kadın erkek eşitliği meselesi, aynı zamanda demokrasinin kritik ölçeklerinden bir tanesi. Yaşam tarzı deyip gidiyoruz, parantez açıyorum burada, başbakanın ikinci sözünü unutmadım, oraya döneceğim. Bu kızlı erkekli, kadınlı erkekli meselesi Türkiye'de ciddi bir problem ve bu söylem artık giderek daha da yükseliyor. Hani çocuklu kadının burada ne işi var mesela? Bu çok önemli. İstihdam paketinin özü de biraz ona dayanıyor. Çocuklu kadının sokakta ne işi var gibi. Bu gebe kadınların seyahat özgürlüğü konusu zaten ekranlara tartışılmıştı. O tartışmalar rastlantı değil ki, bir zihin dünyasının yol haritasını gösteriyor bize. Gebeysen sokakta dolaşmayacaksın. Diyanet de diyor ki hiç tartışma yaratılmadı bu konuda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması. Gebe kadın tabii ki sokakta dolaşabilir ama karnı ve sırtı görünmeyecek diyor. Sana ne yani? Bu sefer de seyahat özgürlüğüne bir kıyafet kısıtlaması gelmiş oluyor. Yani karışıyorsun sen, ülkede kaç çeşit inançtan kadın mı yaşıyor bu ülkede? Hani de ki Sünni Müslümanların dini ataerkil yorumlayan kesimi için o vatandaşlar lütfen eşlerinize mukayyet olun, sokağa karnı görünecek şekilde çıkartmayın demesi lazım. Yani Diyanet İşleri'nin olabilecek en makul açıklaması böyle olmalı. Diğerleri seni ilgilendirmiyor çünkü. Sen Ermeni bir kadına, Alevi bir kadına tavsiyede bulunma hakkına sahip değilsin. Nasıl isterse gezer orada. Şimdi bu yaşam tarzı meselesinde de özel hayat, bizim hukuk çevirileri falan da çok kötü olduğu için her zaman olduğu gibi, özel hayatın gizliliği meselesi çok tartışılıyor. Evin içine devletin müdahalesi meselesi. Zina tartışmalarında vazgeçmedi bu iktidar zinayı yeniden yasalaştırmaktan. Nasıl bir gün idam cezasını yeniden yasalaştıracaksa zinayı da bir suç haline getirecek. Bu ajandalarından vazgeçmiyor ki, sadece bunu birkaç sene içinde konuşuruz diyerek arkaya çekiyor iktidarımız. Bu çocuk istismarcıların hadım edilmesi meselesinde olduğu gibi. O da olacak eninde sonunda. Çok tepki olduğu için geriye çektiler şimdilik bunu. Yaşam tarzı hikayesinde özel yaşamın gizliliği meselesi. Şimdi özel yaşam hakkı gizliliğin daha ötesinde çok daha geniş bir haktır. Yani insanların nerede okuyacağı, nerede çalışacağı, nasıl giyineceği, nasıl kiminle seks yapacağı, hepsi birden özel yaşam hakkını oluşturur. Bizde böyle sadece gizlilik dendiğinde sanki özel yaşama ait bir alanın gizli kalma hakkından bahsediyormuşuz gibi algılanıyor. Öyle değil. Doğrudan doğruya özel yaşam hakkı dediğimiz şey, bireyin kendi özgür, bağımsız seçimleriyle kendi hayatı hakkında karar verebilme hakkı. Dolayısıyla bu kızla erkekle aynı evde kalıyorlar meselesini, sadece bir kadın meselesi, sadece özel hayatın içindeki gizli alana devlet müdahalesi olarak görmememiz gerekiyor. Bu doğrudan doğruya demokrasiye müdahaledir. Bağımsız, özgür bireylerin kendi hayatlarını, kendi iradeleriyle, kendi seçimleriyle tanzim etme hak ve özgürlüğüne müdahaledir bu. Ve çok her Füsun Erdoğan biliyorsunuz gazeteci yazdığı bir yazı yüzünden önceki gün anayasayı ihlal ettiği için ömür boyu müebbet hapiste cezalandırıldı. Ben bunu örnek olarak veriyorum. Bugünlerde çok moda. Ağzınızı açsanız anayasayı ihlal etmiş oluyorsunuz ve müebbetle yargılanıyorsunuz bu ülkede. Şimdi bu anayasada özel yaşam hakkı var. Ve doğrudan doğruya başbakanın bu söylemi anayasanın açık ve net ihlalidir. Ve gerçekten demokrasinin temeline konmuş çok ciddi bir dinamittir bu laf ve bunun arkasından gelen ben bunu yasalaştıracağım ısrarı. Şimdi bu kadın erkek eşitliği, bir dakika, evet, meselesi de, neyse giremeyeceğiz oraya, belki tartışma bölümünde zamanımız olur. Dönelim başbakanın Dolmabahçe'deki konuşmasında, ikinci önemli sözü şu: kreş eken huzur evi biçer dedi. Bunu daha doğrusu salondan birisi söyledi, bayıldı, çok hoşuna gitti bu söz, tekrar etti, lisedeki kreş münazaralarını anlattı bize, bir saatte o kreş anılarını dinledik. Şimdi bunların hiçbirisi böyle gelişi güzel laflar değil. Bu iki laf çok önemli Türkiye açısından. Ben şu gerçekten uluslararası raporlar vesaire de artık yani elime alacak şeyim yok. Sinirlerim bozulmasın diye görmek istemiyorum. Hani söylemsel şeyler o kadar
şahane ki. Elimde şimdi Aşkın Hasan'ın şeyi var. Dün yaptığı konuşma var. Biliyorsunuz bakan yardımcılığı mı oldu onun adı? İkinci bakanlık bir şekilde çift bakanlık yapmaya çalıştı. Üçüncü hükümette Erdoğan tutturamadı. Bakanların kendisi şey yaptı. İkinci aile bakanı Aşkın Hasan oluyor. Yani gayet sorumlu. Dün neydi bu toplantı? Neyse. Dün önemli bir toplantıda güzel bir konuşma yapmış. Rakamları anlatıyor. Şimdi bakın ben size bir kere ben şu anda devletin yayınladığı hiçbir rakama inanmıyorum. Yani tavsiye ederim asla güvenmeyin. Hiçbir doğru değil. Şimdi bakın istihdam artışı sağladığını anlatan rakamları söyleyeyim hemen size. Ya bana 2 dakika daha verir misin? Binnaz çok kesti benim sözümü. 2 dakika bak şimdi. 2008'de diyor ki istihdam 21.6 idi kadın istihdamı Türkiye'de. 2008. Bakın 2013'te biz bunu %10 arttırdık. 31.6 yaptık diyor. Kaç yıl var arada? 5 yıl var. Şimdi diyor ki istihdam paketi çıkartacağım. SGK teşvikleri sağlıyorum. Kadın istihdamını arttıracağım diyor. Bakın Aşkın Hanım'ın konuşması dün yaptı elimde. Okuyorum. 2023 yılında hedef ne biliyor musunuz devletimizin? Kadın istihdamını %35'e çıkarmak arkadaşlar. Şaka mı yapıyorlar ya? Yani 10 yılda 10 puan arttırmışlar. 2013'ten 2023'e kadar kalan 10 yılda sadece 4 puan arttıracağım diye hedef koyuyor önüne. Ben bu rakamlara nasıl inanayım? Yani bunun da nasıl olacağını, 4 puan arttırırsa bu kısmi çalışma meselesi olacak. Zamanım kalmadığı için yeni istihdam paketini anlatamadım. Şimdi rakamlara inanmamak, şimdi şu rakamı vermiyorlar mesela. Bu çok önemli bir araştırmadır. Kamuoyu da takip edemedi bu araştırmayı. Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2011 yılında yaptığı TAYA, Türkiye Aile Yapısı Araştırması var. Felaket önemli bir araştırma. Onun için hiç reklamı yapılmıyor bunun. 100 haneden 93'ünün geliri Türkiye'de 2500 liranın altında. 100 haneden %72'sinin geliri 1200 liranın altında. Her 100 aileden 9'unun evine 400 liranın altında para giriyor. Yani aslında toplamda 100 haneden 93'ü yoksul bu ülkedeki ailelerin, ama bu ve benzeri kendi araştırma rakamlarını hiçbir yerde anlatmıyorlar. Onun yerine şiddet konusunda olduğu gibi bakın ne yapıyorlar? Fatma Şahin'in verdiği rakam, şimdi Saadettin Ergin mecliste bir rakam verdi. Kadın cinayetleri 2002'den 2009'un 7. ayına kadar %1400 arttı dedi. 2009 yılının ilk 7 ayında kadın cinayeti sayısı Adalet Bakanlığı'nın verdiği resmi istatistik 953. Sevgili Fatma Hanım, Şahin olan, 2009 yılı için bu rakamı önceki gün tekrar verdi. 171 olarak açıklıyor. Arkadaşlar, Adalet Bakanı 2009 yılında ilk 7-6 ayda 953 dedi. Meclis kayıtlarına geçti, basında yer aldı falan. Bu kadınlar dirildi mi yani 2013'te? Hani bu kadar çok kadının gerçekten dirilmiş olması gerekiyor. Rakamlarla ve bir kere söylemedi bunu Fatma Hanım. Sürekli söylüyor. Şimdi 155'e inmiş kadın cinayeti. Yılda 2012 yılında 155 kadın cinayeti varmış. Yani işimiz gücümüz olmasa sadece gündelik basını açsak 2 katı, 3 katı günde cinayet var. Minimum günde 5. Üstelik kadına karşı şiddet. Böyle sıfır tolerans uygulayacağız, bilmem ne yapacağız gibi gidecek bir şey değil. Arkadaşlar kadın erkek eşitsizliğinden kaynaklandığına inanmıyor. Kadınlar arası, kadınlarla erkekler arası uçurumu açmaya çalışıyor. Bu yaşam farkı derken işte kadın kısmının erkeklerle aynı işlerinde ne işi var meselesine kadar giden bir politika bu. Zaman olmadığı için kısaltayım. Yani bu uçurumu siz açarsanız, kadınlarla erkekleri birbirinden çocukları falan ayırırsanız bu şiddet azalmaz, artar. Bunu görmek için müneccim olmaya gerek yok. O yüzden günde en az 5 kadın ölüyordu 2007'de. Çok üzgünüm ama bu cins kırım ülkesi artık bu ülke. Bu artık günde herhalde 7 kadın falan ölüyor şeyde, Türkiye'de. Böyle bir kan gölüne döndü ortalık, daha da dönecek. Cinsel suçlar, tecavüz. Siz ayırın iki cinsi birbirinden. Birbirine gördükleri anda girişecek demiyorum. Şimdi ben bir tane son bir rakam daha söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, bu istihdam paketi 69 ay memurlara part-time çalışma getirilecek. 5,75 yıl çocuk başına. Sonra bunu özel sektöre yaygınlaştıracaklar. Bütün propagandalara rağmen istihdamdan kadını tamamen koparma projesidir.
Ancak kadın işte evlere temizliğe gitmek gibi kısmi zamanlı ek gelir oluşturacak, sosyal güvenliği olmayan işlere mahkum edilecek. Paketin ayrıntısına girmiyorum. Orada da çok net bir iki şey söylemek lazım. Bakın, aile ve çocuk dostu politika uyguladıklarını söylüyorlar. Bu kreş eken huzurevi biçer lafından sonra 2005'te sadece 419 tane kamu kreşi varmış. 2006'da 410'a falan iniyor kreşler. Kreş eken huzurevi biçer lafından sonra hemen söyleyeyim size. 322 olan kreş sayısı kamudaki anında şak diye 2010'da 148'e düşüyor. Yarısından daha aşağıya. Şu ana ait rakam bulamıyoruz. Muhtemelen kamuda kreş kalmadı. Yani soruyoruz, var mı sizin kamu işlerindeki arkadaşlara kreş diye. Kreşte hikaye bu. Kreş bitirilmiş durumda. Kağıt üzeri işverene hizmet alımı teşviki yapıyorum demek. Girerken o formu imza atıyor sana işveren. Görmüyor işçi içinde ne yazdığını bile. Kreş hizmetini aldım diyor. Şak şak bitti. Yani kreş politikası gösteriyorum burada. 2010 rakamı 148 kreşe inmiş kamuda. Türkiye'deki kreş sayısı. Anaokulları şakır şukur kapatılıyor. Kadın istihdamını desteklemek, istihdam alanında kadın erkek eşitliğini sağlamak isteyen bir politikanın ilk yapması gereken şey okul öncesi eğitim kurumlarının sayısını arttırmaktır. İnanılmaz. Sadece bir yıl içinde Türkiye'de 1428 okul kapanmış, anaokul kapanmış. 1428. 91.623 çocuk artık bu nedenle okullardan yararlanamıyor. Bir Aile Bakanlığı açısından feci bir rakam vereyim ve bitireyim. Yorum da yapmayacağım. Sadece rakamları söyleyeceğim. Bir yıl için baktım ben. Ocak 2013'te çocuk yuvası kız yetiştirme sayısı 14. Eylül 2013'te Ocak'tan Eylül'e kadar 12. 2 adet kapanmış kız yetiştirme yurdu. Çocuk yuvası 0-12 yaş. 46'ymış Ocak'ta. Eylül'e geldiğimizde sayı 30'a düşmüş. 16 tane çocuk yuvasını kapatmış Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Erkek yetiştirme yurdu 48'den 44'e 4 tane. Kız yetiştirme yurdu, orada biraz daha hızlı gidiyoruz, 17'den 10'a inmiş, 7 tane kapanmış. Daha bu yılın ocağından bu yılın Eylül'üne kadar. Bu hangi destek, istihdam, annelik, teşvik politikasından bahsediyoruz biz? Yani böyle süslü süslü rakamlar bizim kadın hareketinin Türkiye dünyada ürettiği cümleleri alıyorsun, alt alta yığıyorsun. Propaganda metni oluyor ama yani neyse, biz de aklımızı peynir ekmekle yemedik, yani görüyoruz bu rakamları. Böyle rüzgar önümüzden esiyor, dik durmaya çalışıyoruz. Gerek kürtaj eylemleri, gerek gezi gösterdeki Türkiye Kadın Hareketi bütün bu müdahalelere rağmen dik durmaya, kendi arasında yaratılmak istenen Fatma'nın da altını defalarca çizdiği gibi başörtülü başörtüsüz şu siyasi görüşten bu siyasi görüşten ayrımları mümkün olduğunca aşmaya çalışarak ortak mücadelesiyle bu dalgaya karşı durmaya çalışacak. Çok teşekkürler Hülya. Bu yani eşitlik, adalet meselesi de biraz altını çizdiğin çok önemli. Yani eşitlik yok. Başbakanın da söylediği gibi onun kafa yapısında bir eşitlik hikayesi yok ama adalet dağıtma var. Hatta yani adaleti devletin dağıtması, devletin adil olması da değil, hani adaleti kendisinin dağıtması üzerinden kendisinde açıkça söylediği bir yaklaşımla o adaletin kendi adil olma duygusuyla ve sanırım ve hükümetin de bu yönde attığı politikalarla nasıl bir makbul kadınlık, makbul aile öngörüldüğü en azı uygulamalarıyla demokrasinin de göstergesi olarak ortada. Şimdi soru, cevap, yorum bölümüne geçiyoruz. Saat 12'ye kadar vaktimiz olacak bunun için. Dileyenler önce kendilerini kısaca tanıtarak en azından kurum ve isim 12.30'a kadar devam edebiliyormuş. Harika. Evet, şunu sadece söyleyeyim. Aylin Hanım'ın başka bir yarımda toplantısı var. Dolayısıyla Aylin Hanım'a sorularınız varsa onu önceden alabilirsek sevinirim. Öncelikten ziyade hani 12'de kalkmam gerektiğini söyleyeyim istedim. Yoksa bir haksızlık olsun istemem. Çok özür dileyerek bir yanlış anlama nedeniyle erken kalkmam gerekiyor. Soru, cevap, yorum yapmak isteyenler lütfen. Evet. Böyle bir. Tabii.
soruları mümkün olunca tek tek yapmaya çalışacağız. Daha hareketli olsun tartışma ortamımız diye. Buyurun. Evet, Binnaz Toprak, aslında öğretim üyesiyim. Çok uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi'nde. Koç'tan da öğrencim var. Orada da part-time birkaç dönem ders vermiştim. 2,5 yılda Bahçeşehir'de öğretim üyeliği yaptım, siyaset bilimi bölümlerinde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul 3. Bölge Milletvekiliyim. Bana eziyet olsun diye 3'e verdiler. Hiç bilmediğim bir bölge. Neyse, şeye bir şakayla başlayayım. Hülya dedi ya, işte kadın kız erkek bir arada olursa falan deyip gerisini getiremedi. Bu hikaye çıkalı beri dün Twitter'da gördüm. Çok batrak bir çocuk diyor ki, valla gölgelerin de diyor birbirine değmesinden diyor biz tahrik oluyoruz diyor. Onun için kızlar bir, kadınlar bir caddenin bir tarafında, erkekler de başka bir tarafında yürüsün diye dalga geçmiş. Şimdi ben herkese çok teşekkür ediyorum. Hülya, özür diliyorum lafını kestim diye, sana asıl sorum benim. Çok hoş anlattın. 1980'e ve ondan sonrasına geri dönmen de bence çok çok iyi oldu. Çünkü bize ne yapıldığını hatırlattı. Şimdi orada dedin ki işte 80'de bağımsız bir kadın hareketi ortaya çıktı. Ondan sonra 2002'de AKP'nin gelmesiyle birlikte iktidara biz hemen farkına vardık AKP'nin ne yapmak istediğini. Dolayısıyla da çok akıllıca davranarak işte elde ettiğimiz, bugüne kadar elde ettiğimiz hakları korumaya yöneldik diye. Şimdi ben çok iyi hatırlıyorum, o 80 sonrası bağımsız kadın hareketi dediğin şey aslında uzun uzun ve yıllarca kadınların kendi bedenlerine hakim olduğu, kadın demenin ne olduğu, yani bugün, tam da bugün tartıştığımız şu yaşam tarzları üzerinden yürüdü. Televizyonlarda bunlar hakkında programlar vardı. Ve birçok insana da bu söylene kabul ettirildi. Ondan sonra daha işte daha politika diyeyim, onlara girildi. Ceza yasasının değişmesi gibi, medeni kanunun değişmesi gibi ve buna benzer şeyler. Çok da iyi oldu. Ama bana öyle geliyor ki şu noktada ihtiyacımız olan şey o 80 sonrasının söylemlerine geri dönmek. Yani kamusal alanda belki ben mi acaba kaçırdım? Ama kamusal alanda, televizyonlarda gene kadınların ve kadın örgütlerinin bu bireysel özgürlükleri, vücutlarının kendilerine ait olduğunu ve buna benzer söylemleri, yani bu muhafazakarlığı kıracak söylemleri, cinsellik üzerine söylemleri yeniden tartışmaları çok akıllıca olurdu gibi düşünüyorum. Bu cesaret mi edilemiyor artık bu muhafazakar ortamda? Ki onun öyle olduğunu pek zannetmiyorum. Çünkü mesela kürtaj meselesinde ben kadın örgütleriyle kaç kere yürüdüm. Hiç kimseden korkuları yok. Yani başbakan aleyhine mesela türküler, şarkılar falan neler, tam kızdıracak şeyler onu. Dolayısıyla hiç kimseyi taktıkları yok. Yani cesurlar. Ama sanki bir oturup kadın örgütleri bir araya gelse de şu dönemde ne yapmak lazım? Onu bir konuşsa diye düşünüyorum. Bence yeterince insan zaten bu politikalar aleyhine konuşuyor, bağırıyor. Bizim parti de bağırıyor, medyadan da öyle. Ama asıl önemli olan kadın bakış açısıyla, feminist bakış açısıyla bu muhafazakar söylemi kırmak gibi geliyor bana. Dolayısıyla benim önerim odur. Yani bunu bir düşünsek, hep birlikte düşünsek ne yapılacağı konusunu. Çok teşekkür ederim, uzattım biraz. Hülya, bir şey söylemek ister misin? Ya şey varsa Aylin Hanım'a soru, onu isterseniz önce alalım, tek tek yapacağız dedik ama belki Aylin Hanım gidecek diye. Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hürriyet Özçelik. Bu kadın milletvekili sayısıyla ilgili demin konuşmalarınız içerisinde yer alan istatistik olarak da bir baktığımızda MHP'nin %5.7, AKP'nin, CHP'nin %14, bağımsızların %28,5, BDP'nin %31 olduğunu görüyoruz. En son dönem, 24. dönemle ilgili. Bununla ilgili sizler çok önemlisiniz. Bizler için hepiniz gerçekten kadın olmanızın getirmiş olduğu, demin dediniz ya bizim resmimizi çekin, biz çok önemliyiz.
Gerçekten öyle hissediyoruz. Önemliyiz değil de azız yani. Evet, yoksa hepimiz aynıyız. Aslında çok önemlisiniz. Evet. Evet. Ve bu doğrultuda işte bildiğimiz bir genel politikalar doğrultusunda işte CHP'de bu anlamıyla ana muhalefet olarak işte AKP ile %14 olmasıyla açıklanan bir oran sizleri ne kadar etkiliyor ve ne kadar bu konuda çaba gösterebiliyorsunuz? Bunu da söyleyeyim. Biliyorum ki hassassınız bu konuda. Buna değinen sizlersiniz. Bir de artı bakıyoruz çok ciddi kurumlar Sayıştay'ından tutun da diğer kamu kurumlarındaki olan kuruluşlarda da yok. Kadın yöneticiler yetmiyor. İhtisas komisyonlarımızda 17 tane olan da bir tane Binnaz Hanım görünüyor. Değil mi? Doğru sanırım. Fırsat eşitliği komisyonu. Ya bir tane ihtisas komisyonu olan fırsat eşitliği komisyonu bir tane kadın başkan var. Onun dışında hiçbir komisyonda da kadın yönetici olmadığı gibi başkan da yok. Şimdi dolayısıyla baktığımızda böyle bir istatistik olarak baktığımızda ciddi bir kurumların başında, yöneticilerde vesaire buralarda da yokuz. Yani kadınlar olarak yokuz. Mesela bunlarla ilgili özel bir çalışmalar, özel bir hassaslık. Çünkü şu da önemli. Sadece CHP değil. Tabii ki CHP'nin içinde olabilecek olanı arttırmak. En bulunduğumuz ortamı daha çok bu konuda samimiyet olarak göstermek benim için çok önemli. Oradaysa. Bir de onun dışında diğer meclisteki olan diğer kadınlarla birlikte böyle bir organizasyonunuz var mı? Böyle bir yakın yakına duruşlarınız var mı? Yani parti ve siyasi yerden öte kadın olarak bunu sağlayabiliyor muyuz? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Meclisteki kadın sayısı kadar o kadın milletvekillerinin o görevin hakkını ne kadar verdiği de önemli diye düşünüyorum. Bu anlamda bizler gerçekten elimizden geleni yapıyoruz ama burada iktidar partisine bir eleştiride bulunmadan edemeyeceğim. Yani o kadar hangi önergeyi onaylayıp hangisini reddettiklerinin dahi farkında değiller ki bir kez yanlışlıkla bizim önergemize onay verdiler sonra çok şaşırdılar. Yani bu tip kazalar oluyor. Onun için fikri hür, vicdanı hür kişiler olarak o mecliste olmalı ve o koltuğun hakkını vermeliyiz diye düşünüyorum. Ama elbette toplumun %50'sini kadınlar oluştururken %14'lük bir oran çok az. Hatta içimi yakıyor. Çünkü 1934'teki ilk mecliste aslında gene bu rakam, bu oran yakalanmış. Yani o dönemki mebus sayısına göre gene 17 kadın milletvekilliğiyle %14'lük bir oran yakalanmış. Biz o yıllarda Fransa'dan, İsviçre'den, birçok ülkeden, birçok Avrupa ülkesinden önce kadına seçme seçilme hakkını vermiş olan bir ülke olarak bu oranı hiç yükseltemediğimiz gibi zaman zaman düşürmüşüz. Şimdi %14'ü yakaladık diye kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz. Açıkçası bu bana biraz zür tesellisi gibi görünüyor. Onun için hakkını vermek de önemli. Yani bazen bir vekil, üç vekil performansında gösterebilir. Söke söke hakkımızı alacağız. Yani bunun başka türlü bir yöntemi yok. Hani yani hak verilmez alınır diye bir söz var. Gerçekten yani ben orada aynı olarak söyleyeyim. Ben burada gücümü içimdeki isyandan ve kalbimdeki sevgiden alıyorum. Yani bu benim o mücadele isteğimi, mücadele ateşimi sürekli olarak arttırıyor. Onun dışında dediğiniz gibi kadın temsili çok düşük. Yani bu her alanda böyle. Karar mekanizmalarında kadınları tabii ki daha etkin hale getirmemiz gerekiyor. Kadın girişimciliğini arttırmamız gerekiyor. Böylelikle kadın bir yandan kendine iş yaratırken diğer kadınlara da iş yaratabilsin istiyoruz. Bugün Türkiye'de çalışan kadınların %50'den fazlasının herhangi bir sosyal güvencesi yok. Mesela kadınların %72'si tarım sektöründe çalıştırılıyor. Tarım sektörü de kayıt dışı olma özelliğiyle, %77 oranında kayıt dışı olma özelliğiyle bilinen bir sektör biliyorsunuz. O yüzden kadınları ucuz aile işçisi gibi gören bir zihniyetten arınmak için hem ekonomik olarak hem sosyal hem kültürel olarak hayatın her alanında varlık sağlamalarını temin etmeli ve bunun için de her türlü girişimde bulunmalıyız. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yanıtlamadığım sorunuz kaldı mı?
Ha evet, o önemli, onu atladım, pardon. Şöyle, aslında kadın milletvekilleri olarak aramızda güzel bir dostluk ve dayanışma var. Bununla ilgili olarak hatta size bireysel bir deneyimden yola çıkarak da bir örnek verebilirim. Bu Arınç davası olduğunda, yani hatırlayacaksınız, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bana yönelik olarak bir tacizde bulundu mecliste. Ve bu aşamada ben de kendisine bir suç duyurusunda bulundum. Avukatımı söylememin bir mahsuru var mı? Sevgili Hülya Gülbahar da avukatım. Kıvanç'la, Onur'la söylüyorum bunu. Ve o aşamada kadın milletvekillerinin de bana ne kadar destek verdiğine şahitlik ettim. Çünkü bu olayın yaşanmasının ertesi günü Fatma Şahin kadın milletvekillerine bir yemek veriyordu. Ve o yemeğe biz zaten Cumhuriyet Halk Partisi kadın milletvekilleri olarak katılmayacağımızı yazılı olarak beyan ettik. Arkasından MHP katılmayacağını bildirdi, BDP katılmayacağını bildirdi ve o yemek iptal oldu. Yani Fatma Şahin o yemeği veremedi. Bu tam bir kadın dayanışmasının örneğiydi aslında. Şu anda içinde bulunduğum süreç içerisinde de, yani local, yerel yönetimlerle ilgili olan konumda da en çok desteği partideki kadın arkadaşlarımdan aldığımı söyleyebilirim. Çünkü gerçekten aslında bu ailenin mücadelesi değil. Yani bu hakikaten bir kadın erkek eşitliği mücadelesi, bu bir demokrasi mücadelesi, bu bir adalet mücadelesi. O yüzden hepimiz birbirimizin yolunu açacağız diye görüyorum. Görüyorum ki diğer kadın arkadaşlarım da o duygudaşlıkla paylaşıyor. Onun için çok ciddi bir dayanışma olduğunu söyleyebilirim mecliste. Ben teşekkür ederim. Aylin Hanım Ayısı soruları alalım, yoksa çünkü Hülya'nın cevaplayacağı var ve başka türlü tartışmalara devam edeceğiz. Okey, o zaman şöyle yapalım. Önce Hülya demin... Aylin Hanım'a, buyurun. Merhaba, Yıldız Sar, Lambda İstanbul LGBT Derneği. Ben yerel yönetimlerle ilgili bir soru soracaktım da size. Yakın zamanda BDP ve HDP'nin yerel yönetimlerde kadın belediye başkanlarını destekleyeceğini duyduk. CHP'nin buna ilişkin somut olarak bir planı, programı, önerisi nedir? Biz daha çok kadın belediye başkanı, yerel yönetimlerde kadın belediyeci, yani sadece bir temsiliyet sorunu olarak da değil, bir yerel yönetimi cinsiyet özgürlükçü bir yerden yeniden tanımlayan bir yaklaşım görebilecek miyiz? Aynı soruyu LGBT'ler için de sormuş olayım. Şöyle ki, yerel yönetimlerle ilgili olan süreçte partimizin %33'lük kadın kotası, aslında kadın değil cinsiyet kotası diyoruz ve öyle umut ediyoruz ki ileride buna diğer cins ihtiyaç duyacaktır. Ama kadın kotası olarak geçiyor şu anda. Kadın kotası kesinlikle ve kesinlikle uygulanacak. Bunu uygularken de kadınları o listelerin içerisine bir vitrinmiş gibi yerleştirmekten ziyade seçilebilir yerlerden koyma konusunda samimi bir niyet var. Bizlerin de bu konuda ciddi bir baskısı var. Yani bu bireysel baskı değil, yani kişisel beklentilerle ilgili bir baskı değil. Olması gerektiğine gönülden inandığımız bir sürecin baskısı. Onun için tabii listeler açıklandığında daha net görebileceğiz. O her şeyin turnusolu olmuş olacak. Ama bu konuda partinin çok hakikaten iyi bir hedefle ve gerçekten de sahicilikle yaklaştığı ben hissediyorum, ama ancak bunu açıklandığında listeler görebileceğiz. Diğer konuda ise, yani aslında farklı cinsel yönelimler ve cinsiyet eşitliği konusunda bizim işte Binnaz Toprak zaten öğleden sonra da sizlerle birlikte olacak. Yani mecliste bir ilk gerçekleştirilmiş oldu ve ilk kez bu yönde bir araştırma önergesi verilebilmiş oldu. Akabinde bir takım mecliste tartışmalar oldu. Yani bu konuların meclis gündemine getirilmesinde de bir takım ilkler yaşanıldı. Ben inşallah bu ilklerin önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini umuyorum. Hep birlikte göreceğiz, ama anayasada bile bu ifadenin yer alması konusunda verdiğimiz mücadeleyi izlediniz mutlaka. Maalesef istediğimiz noktada henüz sonuçlanmadı. Yani zamanla bir takım şeyleri inşallah aşacağız diye düşünüyorum. Bir takım duvarlar, zihinsel duvarlar inşallah kaldırılacak diye düşünüyorum.
Ben erken ayrılmak zorunda kaldığım için hepinizden çok özür diliyorum. Böyle bir de ayrıcalıklı muameleye tabi tutulduğum gibi kendimi iyice kötü hissettim. Bir yanlış anlam olmuş. Saat 12'de bitiyor diye not alınmış benim ajandama. Onun için yarımda hakikaten bir yerde olmam gerektiği için çok üzülerek ayrılıyorum yanınızdan. Ama çok hakikaten bugünkü konuşmalardan ben de yeni şeyler öğrendim. Çok da ilham aldım. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Selen. Bizleri bir araya getirdiğin için hepinizi de büyük bir zevkle dinledim. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Sizlere verimli bir gün geçirmenizi diliyorum. Müsaadenizle ayrılıyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Size de başarılar diyorum aday adaylığın sürecinde. Umarım da aday olarak da göreceğiz. Peki şimdi Hülya'ya bir soru vardı. Binaz Toprak'tan gelen. İstersen Hülya sen onunla başla sonra devam edelim sizinle. Yani o yüzden yani ben de onun altını çiziyorum aslında teşekkür ederim diye. İyi sağ olun böyle bütün düzeni bozdum utanç içindeyim. Sağ ol görüşürüz. Ya tabii şimdi biz bu önceliği eldeki kazanılmış hakları korumak yanına birkaç şey eklemek derken aslında tabii ki ne söylem olarak ne politikalar olarak geri adım atmadık ya da taleplerimizi minimize etmedik. Yani tam tersine bütün sözümüzü söylemeye çalıştık. Bugüne kadar da bu şekilde kadın hareketinin en azından hani ben çelik çekirdeği falan diyorum bu da askeri bir laf ama daha iyisini bulamadım. Feminist ilerletici gücü kendi asıl söyleminden asla taviz vermedi bugüne kadar. Ama tabii sonuçta kadın hareket dediğimizde son derece geniş bir hareket ve toplumdaki genel muhafazakar dalgadan kadın hareketinin, kadınlarının etkilenmemesi gibi bir ihtimal yok. Şimdi istihdam paketini muhtemelen bizim aramızdan birçok kadın arkadaş da yaşasın ne güzel işte annelere destek, teşvik geliyor diye destekleyecektir part-time çalışma kamuda 6 yıl boyunca kadınların işine gelecektir. Çünkü çifte sömürü altında yaşamak istemiyor kadınlar. Yani kim ister ki onu hem ev kadınlığı yapacaksın, annelik yapacaksın. Her bir başı başına iş bunların. Bir de dışarıda çalışacaksın. Mesela onlara yüklerini biraz hafifletmiş gibi gösteren her şeye kendi kadın arkadaşlarımızın bir bölümünden de destek gelecek ama biz de dilimiz yettiğince bu kadrolu devlet anneliği denen şeyin kadını istihdamdan ve sosyal hayatın siyaset dahil tümününden çekme paketi olduğunu anlatmaya çalışacağız. Çünkü son tahlilde o konuya rakamlarla girmiyorum. Başka ülke örneklerinden çok beğenilen Fransa modeli ortada. Bu kısmi çalışma kadınlara en çok kadınları vuruyor. Ben bu soru nedeniyle Selen'in bana sorduğu ama konuşmamı uzatıp ve dağıtıp cevaplamadığım şeylerden bir tanesi. En öncelikli gündem. En öncelikli gündem aslında bu kadın erkek eşitliği meselesinin Türkiye'de altını çizip bu kurumsal yapılar, özellikle bu istihdam paketine karşı bir toplumsal bilinç oluşturma. Yani bu yasayı çıkartacaklar. Öyle bir demokraside yaşıyoruz. Gece yarısı canını istediklerini kanun yapıyor bazı arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu paket de çıkacak göründüğü kadarıyla. Ama en azından ileride değiştirebilme umudunu koruyabilmek için buna itiraz edecek, direnecek kadroların farkındalığını arttırmak için çalışabiliriz. Yasalar değişiyor, hayat değişmiyor. Zaten yasa dediğin odur. Çok da bir işe yaramaz diyeyim. Bir hukukçu olarak bunu söylemem garip oluyor ama Türkiye'de yaşadığımız şey gerçekten süreç, gerçekten de bu. Açın temel kanunları, Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun vesaire tbmm.gov.tr sayfasında hepsinin en üstüne kırmızı yazıyla bu kanun kabul edildiği tarihteki haliyledir, sonraki değişiklikleri içermez diyor. Meclis kendi çıkarttığı kanunu takip edemiyor. Yargıcı, avukatı, vatandaşı nasıl takip etsin o kanunu? Torba kanunlarının her birinin içinde ama ya medeni kanunun, ya hukuk usulü kanunun, ya iflas kanunun kadınları ve herkesi ilgilendiren bir maddesi var. O torba kanunlarının birinin içerisinden sezeryen kanunu yapıldı onların içinde. Doktorlara diyor ki normal doğuma zorla, sezeryen yapma diyen bir kanun. Sezeryen yaparsan kadın ve çocuk ölürse senin hukuki sorumluluğun olmayacak diyen bir kanun var Türkiye'de. Yürürlükte şu anda. Yani o da torba kanunun bir yerinin bir içine koyuyor onu. Bulması, takip etmesi bile mümkün değil. Ama burada asıl olan yasaları yaparken
fark ettiğimiz. Bu Türkiye'de bir devlet geleneği ama bu son iktidar bunu çok çok iyi kullanıyor. Hem yaşam tarzına ve hem kadınların hayatına müdahale içerecek ve bütün bir toplumun çok önemli mayınlar konuyor yasaların içerisine. Şimdi anayasada biz bunu kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir ilkesi 2009'da anayasadan çıkartılmak istendi biliyorsunuz. Onun yerine kadınlar, çocuklar, o dönemde engelli yerine sakat kullanıyorduk. Sakatlar ve yaşlılar özel surette himaye edilirler lafı kondu. Hiçbir himaye gibi hiyerarşik bir kavram olabilir mi? Bedava mı himaye edecekler? İtaat edersen, hizmet edersen, hizmetinde kusur etmezsen seni koruyup kollayacaklar. Yani her koruyup kollamanın bir bedeli vardır. Kadınlar açısından da bu ataerkil modelli anayasaya sokma girişimiydi. Biz bunu o dönem için püskürttük ama bu niyet aynen pırıl pırıl duruyor zaten hala. Yeni yapılacak anayasa düzenlemelerinin o yüzden ödümüz kopuyor. Bizim başörtülü kadın arkadaşlarla çok en azından bir bölümüyle, orada da çeşit çeşit siyasi görüşler var. Bir bölümüyle verdiğimiz çok anlamlı ortak bir mücadele var. O da yine anayasa konusunda. 2009 yılında üniversitelerde kılık kıyafet serbestliği getirmek için AKP ile MHP anlaştığında şöyle bir madde önermişlerdi. Genel ahlaka aykırı olmamak üzere üniversitelerde kılık kıyafet serbesttir. Ve bunu anayasaya yazmak istediler. O zaman Akder'le arkadaşlar da bir açıklama yapmıştı. Kıyafetin genel ahlakla bağlantısını kuramazsınız. Anayasalarda kıyafetle ilgili düzenleme olmaz diye. Biz zor bela bu genel ahlak lafını oradan çıkarttık düzenlemeden. Genel ahlak olmadan üniversitelerde kılık kıyafettir kabul edildi ama onu da Anayasa Mahkemesi iptal etti. Zaten anayasada kılık kıyafet yazmaması gerekiyor. Ama bakın hayasızca hareketler maddesi, müstehcenlik maddesi, hayasızca hareketlerde kadının vücudunun herhangi bir yerinin görünmesi hayasızca hareket sanılıyor. Bakın şu noktanı iyi fark etmemiz lazım. Türkiye'de hiçbir zaman başörtüsü nedeniyle cezaevine atma, yani diğer bitişik haklar ihlali söz konusu olabilirdi, ifade özgürlüğü falan, ama başörtüsü nedeniyle hapse atma diye bir yaptırım, bir düzenleme hiçbir zaman olmadı. Ama bugün bizim Türk Ceza Kanunumuzda bir anlamda müstehcenlik maddesini bile bunun içine katabiliriz. Vücudun herhangi bir bölgesi göründüğü için kadınların hapse atılma olasılığı var. Gonca, Galata Köprüsü'nde Gülcan Köse diye bir arkadaş, yani nitekim o hayasızca hareketler maddesinin, benim cümlemeyle başlayacaktı, ilk yargılananı ve mahkum edileni bir kadın oldu. Gülcan Köse köprüde elbise giyip balık tutmaya kalkmış, elbisesi şeffafmış filan. Sadece mahkum olmadı, bir de polis tacizine maruz kaldı o olayda. Yani bu şey... Bu yeni alkol yasasında da aynı problem var. Bütün bu yasaların içinde bizim gördüğümüz, bildiğimiz zamanı geldiğinde patlatılacak mayınlar var, duruyor hepsi orada. Ve bunun değiştirilmesi ve kaldırılması için aslında kimse çok fazla da mücadele etmiyor. Yani biz bunu gündeme getiriyoruz ama maşallah medyamız iktidar organ olarak çalıştığı için bu sesi duyuramıyoruz. Ayasızca hareketler duruyor orada. Yani başörtüsünü kaldırırken kadınları kıyafeti nedeniyle hapse atacak o kanunu da oradan çıkarması lazımdı. Özgürlük ve gerçekten kadınlar arası eşitliği sağlayacak özgürlükte bununla birlikte değerlendirilmeli diyeyim. Uzattığım için özür dilerim. Buyurun. A question about a statistic and then because I wasn't sure what I heard and then actually I did want to ask Aylin Hanım. But maybe it's a question for everybody. And excuse me, could you please tell us who you are shortly? Oh, sorry. I'm sorry. My name is Jennifer Petson. I teach at Kadir Has University. I wanted to ask about the statistic about women in the Netherlands being employed. Did you say that the women are working part-time? The part-time employment rate is something like, sorry? 75%. So that's the part-time employment rate of all working women or of all women? So that means that 25% we can, let's say, suppose that that's divided up between women who do not work and part-time and full-time working women.
25% is full-time. So it's actually one percentage point less than Turkey's full-time employment rate for women. If we, there's a figure from the Kadın Emeği İstihdamı Girişimi, the KİG platform, and they have a position paper online where they say that the full-time employment rate for women in Turkey is 26%. So from what I understand, then if it's 25% only in the Netherlands, then actually the Netherlands would have the worst position in the OECD for women's employment, which I think one is good for us to hear, because it's a critique, or we can use that as a critique of the sort of modernity narrative of Europe. But also, I think that we should all pay attention to the economic factors. We can't just kind of think that these two things are unrelated. I think that there's a neoliberal order and a capitalism that is hindering women's economic, let's say, emancipation. And when you mention, for example, flexible labor as a way of being an opportunity for women, I'm really not sure that is. And again, this platform that I mentioned has an excellent position paper on that. So I think that all of the panelists had, I'm learning a lot, but I also would like to hear more about how we can have a structural critique of the economy and what people are doing. So I would have liked for Aylin Hanım to hear that as well, being in a political party that has a certain stance on economic policies. So I don't know if anyone wants to respond. Thank you. I didn't get what exactly the question is. It's sort of like a rhetorical question, a little bit. Okay, but I think what I'm saying is, I would like to open up the conversation, or how can we think about the structural economic conditions? What's going on in the daily political parties? It's horrendous, just kind of their positions on men and women's equality. But I think we also have to look at what kind of economic policies are being followed, that this employment rate, this really obscenely low employment rate for women in the Netherlands and in Turkey, we can't just kind of ignore that. We have to look at that as a byproduct of neoliberal politics. And so while the EU, when you say it's doing a lot of things for women and increasing women's rights, it's also on a very, capitalistic course. And so I think that I just want to open up the analysis a little bit. That's kind of like for everyone. That's kind of what I wanted to say. To avoid some confusion, because I was a little bit confused, the employment rate in the Netherlands of women is, if I remember, I don't have them before me, is 69%. And if I'm right, and I'm looking at my assistant, of the part-time workers, 75% is women. So we have a high employment rate. But a lot of women in the Netherlands, especially after forming a family, are choosing the way to work part-time. And to work part-time works for persons. But the point is, in general, it's always the woman who's going to work part-time. Men are not much tending to work part-time, and especially because also a lot of people in the management don't see it very favorable for men to work part-time. So a lot of men are afraid that it will harm their career if they ask their bosses to be able to work part-time, because they have the right to ask for it, but they don't do it in practice. So it's the woman who is stepping backwards. And that's a problem, because it's diminishing the career of the women.
And so the Netherlands is a champion in part-time work for women. Okay, now coming up to the discussions here in Turkey, I've heard it a lot, also from women's rights organization, that part-time is quite wished here, because for women it is also an opportunity to be able to work part-time, which is not so much the habit in Turkey, because for them it's easier to, to combine work with children, work in the house. So it's a little bit of a different discussion because in Turkey there are less possibilities for childcare, for instance. Here in Turkey there is much, much more the habit, if you have parents who are old and sick and need care, that of course the woman is going to take care. So it's another discussion, because in the Netherlands we have much more of a social welfare state, which is taking care of elderly people, which is taking care of children. Of course, it's not perfect, but it's better than in Turkey. So you can't compare it. But of course, you were talking about statistics. If you look at statistics, the Turkish women are the women who are, I think, within Europe or maybe even in the world, are working the hardest working women. They're making very, very long hours. So if they work, they work really hard. And Turkey is missing chances, many, many opportunities. You can't say, as a government, in 2023, we want to belong among the 10, the top 10 of economies in the world, and wasting a big chance of talent and experience, which there is. Women are in the majority. There are a lot of well-educated women and also less well-educated women. They can do work. But if they disappear from the employment market after they got married, or, you know, you send them to school, they go to universities, and after that they disappear, it's a waste of human capital. Working part-time is negatively affecting your pension. Okay, let me first ask the two other panelists, Hülya Hanım ile Fatma Hanım, belki cevap vermek isterler mi diye hani sormak istedim. Çünkü ekonomik bir perspektiften tüm bu ekonomik politikaların kritiğini ve bunun kadınlar ve eşitlik üzerindeki perspektifini ne dair bir iki bir şey söylemek isterseniz. Yani devlet politikası olarak değil de şunu söyleyebilirim belki. En çok devlet kadınlara yönelik, yani çalışma şartlarına en çok kendisi uyduğu için diyelim ki, diğer özel yerde çalışmak çünkü çok daha zor kadın için. Uzun çalışma saatleri ve pek çok pek çok açılardan kadınlar için çalışma için düşünülecek yer kamu sektörü. Pek çok açıdan. Bu aslında hani kadına yönelik bir takım işte doğum izinleri diyoruz, başka şeyler artırılırken aslında özel alanda, hani devlet mecbur veriyor ama özel alanda kadının çalışmasını dezavantajlı hale getiriyor. Çünkü çok daha maliyetli olmuş oluyor kadın çalıştırmak. O hakları vermek zorunda olan özel kurum için. Bu yüzden yani şunu söyleyebiliriz, devlette çalışmak kadınlar için esas, hatta öğretmenlik. Yani öğretmenlik bütün o muhafazakar camia için bile hani hep söylenildi, evde oturulması ve çocuğa bakması esas görevi olarak düşünen ailelerde bile öğretmenlik çok meşru, kabul edilen bir bir pozisyon. Bunu söyleyebiliriz belki. Tabii ben bu konuyu tartışmak isterim ama
zaman olmadığı için ve kendimi de çok konuştum diye kötü hissettiğim için çok istediğim halde bu konuya giremiyorum. Ya belki şunu söylemek... Fransa-Türkiye modeli, yani neden Fransa modeliyle Türkiye modeli karşılaştırdığında şaka gibi geliyor bize. Neden Hollanda Türkiye'ye model olmasın bu arada? Hani çok tartışacağımız konu var. Çünkü kısmi çalışmanın istihdamda kadın karşıtı sonuçlarının en net yaşandığı ülkelerden bir tanesi. Hollanda daha çok kısmi çalışma şeyine durduğu için. Fransa hiç olmazsa kısmi çalışma çocuk bakımında devlet işveren sistem denetimi nedeniyle daha az kısmi çalışma nedeniyle kadın istihdamını etkilemiş bir ülke. Ama o bile Türkiye için model olamıyor. Ama zaman olmadığı için bu konuyu konuşamıyorum ben. Yasaklıyım. Birkaç soru daha var. Onunla şöyle bir soru vardı. Buyurun. İsmim Barça İnanç, Hürriyet'te Elin Yüzdan'ım. Kusura bakmayın, başını kaçırdım. Çok önceden verilmiş bir söz nedeniyle. Çok kusura bakmayın. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Madem ki başörtüsüyle ilgili çok önemli tabular kırıldı. Biz herhalde geçmişte çok doğal olarak düşünüyorduk ki muhafazakar kadının önceliği tabii kendi en önceliği başörtüsüyle ilgili mesele. Şimdi bu sorunu büyük ölçüde arkada bıraktığımızı varsayarsak, acaba bu noktadan sonra muhafazakar kesimle diyelim ki olmayan kesimdeki kadınların bir işbirliği yapma imkanı daha fazla doğar mı? Özellikle de başbakanın bu her erkekte bir tecavüzcü coşkun, her kadında bir zayıf bir her an böyle düşmeye muktedir bir varlık olarak görmesine karşı acaba muhafazakar kesimden kadınlar da ne düşünürler merak ediyorum. Onlarla temas içinde olanlardan cevap alabilirsem eğer çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Cevap vermek isteyen olabilir diye önce size bakayım. Var mı? Buyurun. Cevap vermek isterse o cevap verebilir. Şöyle verin. Peki, tamam. Ben başlayayım. This is your question is giving the impression as if conservative women from the government party were always defending the right for the headscarf. That's not the case. It's not a case of you know, black and white. What I think, what is important, I think Turkey wasted a lot of time on the discussion on the headscarf. The real question is, how can Turkey reach equality between men and women? Equality, equal opportunities for women, for education, for work, in politics, and how can Turkey be a more equality-minded country? And I think that's the most difficult question. The men are not going to do this. So women within the parliament should stick together on this issue and work together on this issue. That's the most important thing. Benim sunuşumda dinlediniz mi acaba? Tamam. Zaten buna yönelikti benim. Çünkü Seren Hanım bana yaşam tarzına müdahaleler bağlamında konuşmamı istemişti. Ben de yaşam tarzına müdahaleler, işte daha çok kürtaj üzerinden, dekolte üzerinden konuşuyoruz. Ama başörtüsüne yönelik müdahale de aslında yaşam tarzına müdahaleydi. Fakat bu konu çok dillendirilmediği için kadınları ayırıyor. Yani işte kadınların %65'i bu konuda doğrudan etkilendiler. Ama biz yaşam tarzına müdahale dediğimizde bunu katmadığımız zaman çok kadınların çok önemli bir kesimini dışlamış oluyoruz. Bunu yönelik ben bunu niye söylüyorum? Çünkü yani kadın hareketindeydik. Maalesef yasak olduğu zaman da çok fazla iyi bir işbirliği ortaya çıkartamadık. Bunu şey için söylemiyorum. Suçlamak için söylemiyorum. Daha da bundan sonrası için beraber çalışmak için söylüyorum. Çünkü bize şunu hatırlatmalı. Yani başörtüsüne yönelik %80'lik bir halk desteği olmasına rağmen ve kadınların da %65'i başörtü olmasına rağmen bir cinnet yaşadı Türkiye. Başörtülü kadınları eğitim, çalışma ve siyaset hayatından tümüyle dışladı. Bu bize şunu söyledir. Bu kadar toplumsal desteği olmayan bir konuda kim bilir neler yapılabilir diyerek yani hem eski kötü hafızayı da biraz silmek için belki de
yaşam tarzı müdahaleleri derken bunları da içine katarak hepsine karşı olduğumuz ve eşitlik konusuna gelirsek gerçekten Hülya'ya katılıyorum. Başbakan kadın erkek eşit değildir dediğinde bu o kadar etkilemiştir ki ben Antep'e gittim. Hani birebir gözlemledim. Kadın 8 Mart dolayısıyla gitmiştik. Orada bir üniversite öğrencisi işte kadın erkek eşit değil ki. Hani ondan sonra söylediğiniz hiçbir şeyin anlamı yok. Yani işte kadın ekonomik olarak işte bu dezavantajlı durumunun siyaset alanındaki dezavantajlı durumunu bir şey ifade edemezsiniz ki masaya getiremezsiniz. Zaten kadın erkek eşit değildir diye söyleniyor. O dönemde ben AK Parti kurucusuyum. Bize şu düşerdi. Ben tabii çok dışarıdayım. Kadın kolları başkanı en azından veya bakan şunu söylemeliydi. Neyi kastediyorsunuz? Aynılık mı? Yani kadın erkek aynı değildir mi demek istiyorsunuz? Bunu kabul ediyoruz. Yani ne kadınlar arası ne erkekler arası bir aynılık söz konusu değil. Eşitlik derken zaten hak diyoruz değil mi? Eğer ya yani zaten bunu da zaten düşünemezsiniz. Yani eşit haklara sahip olmamak gibi bir şey de olmadığına göre böyle bir aslında açıklamak istenmeliydi ve o anda nokta konmalıydı. Çünkü hala işte bu taşrada veya başka yerlerde insanları çok zihnini belirlemiş oluyor. Veya işte yakında duymuşsunuzdur. Türkçenin en güzel kelimesi belki eş. Çok hani karı koca anlamıydı. Birbirine eş. İşte hocanın biri diyor ben karıma eş demem. Eşitim değil. Ve çocukla hemen. Karım ve çocuğum benim eşit değildir. Hemen yani kadınla çocukla eşit görülüyor. Yani gerçekten çok önemliydi. Yani başbakan kadın erkek eşit değildir dediği zaman bütün herkesin karşı çıkması gerekiyordu. Aynı şu yani şöyle bir çelişki içindeyiz biz de. İşte Merve Kavakçı parlamentoya geldi ve çıkarıldı. Bu Müslüman camia sadece Türkiye'de değil gerçekten çok incitti bütün Müslümanları ama Arabistan'da çok daha kötü. İşte kadın araba kullanamıyor. Bir check-in yapamıyor. Check-out bu hani çok daha kısıtlayıcı yani. Elbette ki siyasi haklara baktığınızda seçilme hakkı da çok önemli ama karşılaştırdığımızda çok açık bir şey var. Fakat o konularda hiçbir Müslüman çok fazla dert etmiyor ama Merve Kavakçı olayını yani ben de elbette ki dile getirdim zaten kendi siyasi gündemim dolayısıyla ama böyle bir eşitsizlik var. Yani böyle bir çelişkili ortam. İşte hani hem %60 kadın erkek bütçeye katılmalı diyor hem de kadının çalışmaması gerekir deniyor. Veya işte İslam'da diye söyleniyor kadın her şey olabilir. Evet başkanı da ama bir taraftan da evden dışarı çıkarken eşin izni almak gerekir. Yani hep böyle çelişkili. Tabii. Bu açıklamaları sizin görüşünüzü sormayayım ama hissiyatınızı sorayım. Yani bu kızlı erkekli meselede muhafazakar gençlik de nasıl yankısını bulur sizce? Yani çok doğruyu söylüyor diye mi bakarlar yoksa hani onlar da bir rahatsızlık bilmiyorum. Hissederler mi? Onu yani merak gençliği ediyorum. Bilmiyorum. Hani gençlik soruyorsunuz ama ailelere yönelik hani muhafazakar aileler bundan hoşlanır diye düşünüyorum. Ama şunu tekrar hatırlayalım. Bakın 28 Şubat döneminde o dönemde de öğrenci evleri vardı ve namaz kılmak işte cemaatle bir suç gibi görülüyordu. Yani bilmiyorum baskın oldu mu olmadı mı ama önemli olan o baskının hissedilmesi. Bu ne kadar kötü bir şeyse bu baskı. Yani cemaatle namaz kılınıyor diye insanlar nasıl şey yapılıyorsa. Şimdi de işte öğrenci evlerine yönelik öyle o tür şikayet mekanizmaları veya yasal düzenlemeler. Yani daha kötü. Çünkü hani namaz gibi şeyler hiç olmazsa toplumda böyle bir hani şey içinde söylüyorum bir meşruiyeti var. Yani çok fazla şikayete konu olmaz. Diğer tarafta zaten insanlar öğrencilere evini verirken bile çok endişe içinde. Yani ve toplumda da aslında sosyal sermaye diyoruz. Güven unsuru. Bu güven unsurunu zedeleyeceği için de çok önemli ve çok tehlikeli bir durum diye düşünüyorum. Yani ben aslında Bahçı'nın sorduğu sorunun benzeri bir soru soracaktım. Şimdi Fatma Hanım cevabını verdi. O yüzden çok da gerek kalmadı. Teşekkürler. İyi günler. Ben ismim Tülay Demir Oktay. Hem Türkiye İş Kadınları Derneği hem de yetenek avcısı olarak Hollanda'dan ithal gelin diyebiliriz. Hollanda kökenli. Üç kuşak Hollandalıyım ben de. Bir senedir Türkiye'deyim. Beni şaşırtan ve halen hani sizlerden de onu belki çok teşvik beklediğim bir konu. Kadına şiddet ama eğitimci olarak
gözlemlemelerim. Çocuğa şiddetin de ben bu kadar yüksek olduğunu tahmin etmiyordum. Türkiye'de. Çünkü çok rahat bir şekilde bir annenin çocuğunu hırpaladığını alışveriş merkezlerine bile görebiliyorum. Yani neredeyse ben müdahale edecek duruma geliyorum. Belki bu part-time çalışma konusunda ben objektif olarak çok doğru buluyorum. Kadın ama erkek için de aynı şey, aynı imkanlar sunulabilir mi acaba diye Hollanda gibi. Çünkü burada part-time iş çok kısıtlı. Erkekler için de çok kısıtlı. Ama belki de üzerinde durulması gereken ve erkeklere bunu empoze edilmesi gereken taraf aslında erkeklerin, ya babaların çocuklardan çok uzak olduğu. Çünkü bana çok öğrenci geliyor, işte analizler yapıyoruz, yetenek analizleri yapıyorum ve babayla sonra görüştüğümde baba çocuğun tanımadığını söylüyor. Diyor ki çok yoğun çalıştım ama çocuğumu tanıyamadım. Çocuk 16 yaşına gelmiş, biz onu analiz yapacağız, okula yönlendireceğiz. Sadece eğitim hayatıyla ilgileniyor ama onun dışında çocuğun neredeyse tanımıyor gibi. Hani benim sizlerden belki de tek isteğim, ricam, babaların da çok önemli olduğu ve babalığın, yani artık anne tabii ki çok önemli ama baba da çok önemli. Şimdi annenin full time çalışması, babanın full time çalışması, çocuğun sadece kreşlere atılması da değil olay. Belki annenin de çalışıp birazını çocuğuyla ilgilenmesi, babanın da çalışıp ama kalan işte az, daha az çalışıp çocuğuyla ilgilenmesi, daha sağlıklı aileler yetiştirebileceği kanaatindeyim. Bilmiyorum, ne dersin? Belki biraz babalığı dayatmak Türkiye'de. Bunu biraz moda haline belki getirmek. Bilmiyorum, böyle bir akımın belki başlatması. Hani hem bu taraftan kadınların daha işine gelecektir bu. Bir de babalığın daha önemsenmesi belki Türkiye'de sağlanacaktır. Bilmiyorum, ben baba çocuk ilişkisini Hollanda ile kıyasladığımda çok değişik buluyorum Türkiye'de. Çok değişik geliyor. Çok teşekkür ederim. Derseniz soruları toparlayalım, öyle cevaplansın son oturumda. Yalnız buna dair çok kısacık bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Burada oturuyor olmanın da iktidarını kullanacağım sanırım. Bir televizyon programı yapılıyor. Çocuklarıyla ilgilenen, çocuklara evde bakan babalar, bilmiyorum seyredeniniz oldu mu? Kanalın ismini vermeyeyim, reklam olur. Ama böyle çok trajik bir dizi halinde babalar çocuklarına bakıyorlar. Ve sürekli programdaki sunucu şöyle bir şekilde sunuyor bunu. Babalar annelik görevini icra ederken, babalar annelik görevinde başarısız, babalar annelik görevini beceremedi. Bakın ne kadar komik gibi. Ha, bilmiyorum ne kadar toplumdaki bu annelik babalık algısını açıklayıcı oldu. Az sonra soruları. Nigar, senin bir sorun vardı sanırım. Cem'in var, Sezen'in var. Bir kişi daha vardı, siz. Evet, buyurun. Benim iki sorum var ama ikisi bir noktada birbirine bağlanıyor olabilir. Barçın'ın sorusuyla da galiba bir ilintili olacak. Bir tanesi, mesela bahsettiğimiz trendler arasında demografik trendler yoktu. Yani boşanma oranı artıyor, evlilik yaşı geciktiriliyor, yükseliyor kadınlarda, erkeklerde de galiba. Kadın başına düşen çocuk oranı düşüyor. Yani Avrupa'dan hala çok fark, yani hala geri diyeceğim ya da gerisi ilerisi var mı bilmiyorum ama hani Avrupa'nın istikametinde gidiyor olsak bile bu trendler açısından hala arkadan geliyoruz. Bu mudur acaba? Yani Türkiye'deki muhafazakar çevrelerin korktuğu ve başbakanın karşısında durdurmak istediği trendler bunlar mıdır? Ve bunlar kaçınılmaz mı acaba? Yani özellikle Emine Hanım Avrupa realitelerinden belki bahsedebilir bu anlamda. Bu kaçınılmaz bir evrim mi? Ve hükümetin belki nemalanmaya çalıştığı endişe bunlarla mı ilintili? Barçın sorusunun biraz benzeri olacak ama biraz farklı olacak. Şimdi şu anda başbakanın söyleminin bir uzantısı sanki şey olabilirmiş gibi bir his var mı? Hülya, özellikle bu sana. Hani alkolde olduğu gibi, alkolü mekanlarda olmak dinimizin gereği mümkün değil. Alkolü televizyonda görmek mümkün değil. Üzeri kapatılacak. Ve kadının da belirli bir şekilde giydiği takdirde aynı mekanda olmak dinimizin gereği mümkün değil deme noktasına gelebilir mi? Eğer gelirse şu anda mesela muhafazakar kadın örgütlerinde irade gelişiyor mu bunun karşısında da tavır almak için? Yani biraz daha somutlaştırmış oldum bir boyutunu Barçın'ın sorusunu. Yani sizin görüşünüzü sormuyorum. Sizin görüşünüzü az çok anladım ama sizce muhafazakar kadın örgütleri içinde bu anlamda buraya doğru bir
girişim olabilir mi? Panelin bir kısmında dışarıdaydım, değinildiyse özür dilerim. Bayan Bozkurt'a sormak isterim. Amerika, Avrupa Birliği ve Türkiye'de bu maternity leave denilen hamilelikle ilgili yasalar karşılaştırıldı mı? Kadın istihdamında o saydığım ülkelerde ne kadar rol oynar acaba? Ona bakan bir kurum ve araştırma oldu. Sezen Yalçın, Spot LGBT'den. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Bu yaşam tarzları tartışılması açıldığı zaman aslında biraz da bu hani yaşam tarzlarına müdahalede hangi yaşam tarzlarının aslında bunlara dair sesimizi çıkartabildiğimiz de aslında belli limitler oranında oluyor. Yani şu anda tartışma aslında biraz başörtülü kadınların üzerine yüklenen de belki bu. Başörtülü olan ve olmayan ama yine de makbul olan kadınlar arasında giden bir tartışma gibi. Yani dolayısıyla bu tartışmayı sadece yaşam tarzı olarak kodlamanın çok apolitik tarafları olabileceğini düşünüyorum ben. Bir de bu kadın erkek eşitliği ya da daha geniş anlamda toplumsal cinsiyet eşitliğine dair eşitsizlikleri odaklanırken aslında bunların sadece hani hükümet tarafından gelen saldırıların söylemsel bir şey olmaktan başka bir şey, hani çok somut politikalarla dayatılan müdahaleler olduğunu görüyoruz ama ne yazık ki aslında tartışmalar bu söylemler üzerinden yürüyor. Dolayısıyla hani şimdi mesela sunumlar arasında hani biraz daha işte kadın istihdamı, kadının ekonomik özgürleşmesi gibi konular sanki yaşam tarzlarından bağımsız iki alan gibi ele alındı. Aslında bunları hani ortaklaştırmadan gerçekten bu mümkün mü? Çünkü hani bir yandan işte sosyal sigortalar, genel sağlık sigortası üzerinden kadının hani tırpanlanan 3 sene önce yanılmıyorsam bütün sosyal güvence hakları ve bunu yine aileye ikame eden bir takım politikalar. Sonrasında kürtajı yasaklama girişimleri, en son kadın istihdam paketi. Hani sanki başörtüsü ve alkol içme özgürlüğünü bunlar olmadan savunmak bizi kesecekmiş ve hani yaşam alanlarımıza müdahalede bunları tartışmadan bir takım hakları elde ettiğimizde bu sanki kadın özgürleşmesini genel anlamda bize getirecekmiş gibi bir tartışma ilerliyor. Bu konuda siz, bir de yani özellikle başörtüsü meselesinde tıkanan ve yine söylediğim gibi başörtülü kadınlara en çok yük ve sorumluluk yüklediğini, haksızca yüklediğini düşündüğüm meselede inançlı kadınların diyeyim biraz daha kadın istihdamı ve kadın özgürleşmesi, bekar annelik, LGBT ebeveynlik gibi birçok farklı sosyal hak alanının içine giren meselelerde biraz daha dirsek temasında olmamız gerekmez mi diye düşünüyorum. Teşekkürler. Şahika Yüksel, ruh sağlığı uzmanıyım. Yani çok güzel şeyler tartışılıyor. Pek çok çağrışım yaptı ama kendimi sınırlayıp sadece iki noktada bir şey söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi babalık konusuyla ilgili. Hollanda'dan ya da bir başka yerden babaların yakınlaşmasını Türkiye'ye tercüme etmeden önce çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü babaların uzak olmasının çok getirdiği kazançlar var. Erkekliği tartışmadan o babaları biraz daha uzak tutmak bazen yararlı olabiliyor. Çünkü şiddet kültürünü ve maço kültürünü çok aşılayabiliyorlar. Yani dolayısıyla bu çok karmaşık bir konu. Tabii ki ideal olarak bir insan babaysa yakın bir baba olmalı ve demokratik bir baba olmalı. Ama karısını dövenler pek iyi babalık yapamıyor. İstihdamla ilgili tartışırken benim hepsini çok iyi kavrayamadığım pek çok şey söylendi. Ama benim günlük pratikte pek çok kadında zorluğunu gördüğüm bir şeyi de bu istihdam politikaları içinde iteceğini düşünüyorum. Kadınların ne kamuda ne de özel şirkette ama aile işlerinde çalışmaları. Yani oradaki çalışmaların içinde son derece tatsız şeyler kadınlara dayatılıyor. Zamanı belli değil. Ne part time ne full time. Artı bu sadece
tanımlanan işi fırında yapmak ya da tekstil atölyesinde yapmak değil, oradakilerin her türlü ihtiyacını kadın olarak sağlamakla görevli ve bunu söylediği takdirde bütün ailesi işsiz kalabiliyor. Bu tür örnekler hiç az değil. Bunu belirli bir gruba söylemiyorum ama kadınların çalışması bozuldukça aile iş yerlerinde, amcanın, dayının, memleketlerinin bir şeyinde sigortasız, güvencesiz çalışması çok kötü şeylere, çok çok daha sorunlu şeylere de yol açabiliyor. Bu da bir parçası. Ayşe Kansak ismim. Sivil toplum kuruluşları adına şu anda buradayım ama ben aynı zamanda bir kader üyesiyim. Kader üyesi olmamdan dolayı da şöyle bir konuya temas etmek istiyorum. Arkadaşımızın Fatma Hanım'ın söylediği gibi, Fatma Ünsal'ın söylediği gibi çok beni hassasiyetle böyle düşündürdü. Şu anda öyle bir meclis var ki çok şükür başörtülü kadınların da temsil edildiği bir meclis var kelimesi. Beni rahatsız etti açıkça. Bundan önce meclis temsil edilmiyor muydu? Başı açık kadınlar da vardı. Bir de ikinci şekilde Türkiye'de sürekli başörtüsü konuşuluyor. Bizim sorunumuz veyahut da insanların sorunu başörtüsü mü acaba? Türban mı? Biz bunu bir konuşmuyoruz. Yani şu anda meclise giren kadınlar başörtüsüyle mi temsil ediyorlar meclisi? Türbanla mı temsil ediyorlar? Yani yıllarca başörtüsünü severek takan bir insanım ben. Aile içerisinde benim annem, kayınvalidem, görümcem veyahut da bir sürü insan var başörtüsünü. Bu başörtüsüne bir hakaret gibi oluyor. Yani başörtüsüyle türbanı biz karıştırıyor muyuz diye düşünüyorum. Karıştırılmıyor mu yoksa ben mi aklımı yitireceğim? Sürekli gündemde başörtüsü konuşuyor ve başörtüsü takan kadınlara da hakaret olarak anımsıyorum. Kadın erkek eşitliğine gelince, kadınla erkeğin eşit olabilmesi için önce kadınların sivil toplum kuruluşlarında, aile içerisinde, her yerde çalışmasına zaman ve zemin ayırabilmesi lazım. Ben çalışan bir kadınım. Sivil toplum kuruluşlarında yıllardır çalışıyorum. Fakat hep kısıtlı oluyor. Yeterli ne zamanı ayırabiliyor? Ben işimden ya kaçak öğle tatilime bir saatlik bir doktor randevusunu ekleyerek gelebiliyorum veyahut da yalan söyleyerek gelebiliyorum. Yani böylesine güzel ve anlamlı bir toplantıyı takip edebilmeniz için önce devletin kadınlara çalıştığı yerlerde sivil toplum kuruluşlarına bir takım çalışma izinlerinin tanınması gibi bir maddenin de olması lazım. Kadın bir yerlere gitsin, kadın eşittir dememiz için bunları aşmamız lazım. Avrupa'da bir iş müracaatı yaptığınızda hangi sivil toplum kuruluşlarına çalıştınız diye bir CV'de geçerli madde var. Biz öyle bir maddeyi eskiden şey vardı, hobileriniz nelerdir diye, bu bile kalkmış durumda şimdi. Yani biz bunları konuşabilmemiz için, kadının erkek eşitliğini konuşabilmemiz için önce devletin desteği olması lazım. Maddi olaraktan vazgeçtim, manevi olarak da destek olması lazım. Ve ben bu başörtüsü konusunun cevaplanmasını istiyorum. Biz başörtüsüne karşı asla olmadı bu toplum. Yıllardır Cumhuriyet kurulduğundan beri başörtüsü takan hiçbir kadına yasak gelmedi. Şu anda yasak, toplumun yasağı türbanadır. Türban bir simgedir. Başörtüsü bir simge değildir benim gördüğüm kadarıyla. Tamam, sanırım aldık sorunuzu. Çoğunluğunun gördüğü kadarıyla. Tabii tutayım. Başka burada sorunuz var mı? Son dakika çünkü. Bir not daha aldım ama. Bakayım onu da yakalayabilecek miyim? Yine başörtüsüyle türbanla ilgiliydi ama. Şu anda Türkiye bir rejim değişikliğine gidiyor. Nasıl bir rejim değişikliğine gidiyor? Demin arkadaşım dedi ki Afganistan'da kadınlar araba kullanamıyor. Kadınların araba kullanması ayrı bir konu. Bundan önce Cezayir'de de kadınlar gayet açıktı. Tunus'ta da açıktı, İran'da da açıktı. Şu anda gelinen nokta ne? Türkiye'de hangi noktaya sürükleniyor türbanla acaba? Başörtüsünü asla tartışmıyorum. Başörtüsüne de saygı duyuyorum. Kadınlar örtebilir. O zaman devletin bazı kurumlarında başörtüsünde yanlış buluyorum. Ben camiye giderken nasıl başımı örtüyorsam, o da mecliste veyahut da bazı yerlerde başörtüsünü şey yapmamalı. Yani başörtüsünü örtmeli ama simgesel bir başörtüsü. Tamam, görüşlerinizden önce ben sorunuzu yani aldığınızı düşünüyoruz. Yani bu sorunun cevabını istiyorum. Tamam, teşekkürler. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Başka soru yok. Kısacık birkaç soruyu ben isterseniz hatırlatayım. Üzerinden hatırlatmak olur. Birincisi şöyle bir şeydi. Babalık
üzerine sizin sorduğunuz bir soru vardı. Hani babaları biraz daha belki babalık rolünü, ebeveynlik rolüne nasıl daha fazla çekebiliriz diye bir soru vardı. Niger'in sorduğu bir soru vardı. Bu istatistikler, boşanma istatistikleri olsun, doğum istatistikleri olsun ve bunun dünyada da gittiği yer mi acaba bir endişe ve bir politikanın yapılmasını etkiliyor? Öbür sorusu da sanırım Niger'in, yanlış hatırlamıyorsam şuydu. Bu şu anki günümüz gittikçe kapanan bu yaşam terdemini konuştuğumuz politikaların tüm kadınlar üzerindeki etkisine dair muhafazakar kadın hareketinin içinde de birlikte hareket edilebilecek bir zemin algısı veya bu diğer kapanan tahakkümün, yani devlet tahakkümünün önüne geçebilmek adına bir çalışma veya politika var mı diye sanırım az çok algıladım sormuştun. Cem'in bir sorusu vardı. Bu ebeveynlik izni diye isimlendirdiğimiz arasında Amerika, Avrupa ve Türkiye arası bir karşılaştırma var mı? Buna dair bir bilgimiz var mı? Bunun istihdama etkisiyle ilgili. Sezen'in çok yine bir sorusu vardı, yaşam tarzına politik bulmasıyla başlayan. Hani bu somut politikaların, söylemlerin şu anda gittiği noktada Türkiye'de sanki istihdam, yani bunlar ayrı alanlarmış ve birisi olmadan öbürü olabilirmiş gibi yürütülen bir politika ve tartışma ve gündem var. Daha çok da söylemler üzerinden analiz ediliyor. Buna dair düşünceleri sanırım almaya çalışmıştın. Buna da mesela LGBT ebeveynliğiyle de ilgili bir arada çalışabilecek miyiz diye bir soruydu. Erkeklik konuşmadan babalık konuşmasak bazen daha iyi olur demiştiniz siz de sanırım. İstihdamda kadınların işini de zorlaştıran çok başka alanlar da var. Hani bunları da konuşulur kılmak lazım. Örneğin sigortasız ev işçi, aile işlerinde çalıştırılması gibi, bunlara dair görüşleri, yanlış not almadıysam, sordunuz. Siz de başörtüsü mü, türban mı üzerinden, hani bunun gittiği bir rejim değişikliği midir? Buna dair ne düşünülüyor? Niye daha çok bu gündeme geliyor sadece dediniz. Bir de sivil toplum örgütleri de başta olmak üzere devletin çalışan kadınlara destek olması lazım. Bu konuda neler düşünüyorsunuz diye. Umarım doğru oldu bu özet. Şimdi buyurun size vereyim sözü. Kim başlamak isterse? Buyurun. Yeah, let me try to give answers. I hope I can give answers to all the questions, but let me start with the role of the father. Let me first say that I think a child deserves, above all, loving parents, whatever the family is, because we're now talking in a way of a traditional family, a man, a woman, a baby. But of course you have many, many different families. You have single parent families, you have families with two mothers, you have family with two fathers, whatever. And I think that's the most important role, that the tasks within the family are equally divided, so that it works, and that there is time for both of the parents, if there are two parents, to take care of the child. And in Turkey I see that the role of the father is sometimes very minimized, and that's not a good thing. I'm trying also to give an answer to your question. Because it's sad, actually, that the father discovers that he doesn't know his child after years. And I think there is a important role for also for education, the young generations to come, that it's becoming more and more normal of both of the parents to take care of the child and have an equal role in life. So that's why I think it's important also that fathers can work part-time or have a better division of work. But it's not easy. That, for instance, I have a very heavy job. I'm not as much as home at home as I wish. And for us, with my husband, it was a reason that he was going to work less. But yes, lots of people are asking, oh, it's not important what he's doing. And that's the wrong approach, so we should get rid of that approach. I want to say something about polarization in Turkish society, because what I see, what I sense looking from the outside, whenever there's a topic like alcohol, it's immediately pushed in the corner of those guys are Islamists, so they're trying to get rid of a lifestyle where you can drink alcohol if you want. And what I see, for instance, it's not the case with cigarettes.
yesterday I was looking at the film and suddenly I saw a spot. I was thinking, what's happening over there? But it was a woman who was smoking a cigarette and they covered it. So why it's not a problem with the cigarette, which is also very bad for your health, and alcohol can also be bad for children looking at it. So I think sometimes... No, but let me finish what I want to say. So, if it's for that reason, I think we should not immediately look to it from a polarized perspective. Of course, everybody should be free. If you want to drink alcohol, it's your problem. But we should. I sense a very high sensitivity. So someone says something, dropped, and then suddenly everybody is jumping on it, then there is a contra reaction, and then the guy who initially said it, look, I have a broad support. So sometimes it's also a game. So I think we should be careful of that. Sometimes giving no reaction is better than giving a reaction. That's my message. Maternity leave, the question. Of course, there are comparisons, but I don't know all the studies. But let me say something about the European perspective, because we have 28 member states. And in all the member states, they have different regimes. So in some countries, there's a very, in Scandinavian countries, that they're really having good social, maternity leave is well covered in those countries. In some other countries, you can take a year off as maternity leave, but you don't get a dime. So it's not very helpful. But what should be taken into account is the fact that what we don't want in Europe is that member states are having competition between each other on having bad conditions, bad social conditions on women. So it pays out to have bad social conditions for women, and that should not happen. It should also not happen here. Why? And then I also come to your question about women working in very bad circumstances, because a lot of women are working in the informal sector, so they don't pay taxes, but they also don't have social security, health security. And that's a situation which is not only bad for the persons themselves, because many accidents happen, for instance, on the work floor. But also it's bad for the Turkish economy, because since they don't pay taxes and the employers are not paying taxes, it's also a lot of money is missed, which could be used for public services. I leave it by that. Ben de önce babalıkla ilgili olarak bu yeni dönemin muhafazakar anlayışında annelik görevi çok abartılıyor. Yani yeni dönem. Çok şaşırtıcıdır. Yani klasik İslam düşüncesinde, onu çok benimsediğim için değil, her şeyde babadır. Yani anne süt vermek zorunda bile değildir anlayışı vardır. Yani eğitiminden, işte geçiminden, hani bu anlayıştan buraya nasıl geldi ben de anlamıyorum. Yani bu şey gerçekten hani özellikle en azından erkek çocuk için, hani kızcık belki biraz daha anne için rahat, benim maalesef ki oğlum var, o yüzden kız çocuk deneyimim yok. Babalık çok önemli, çok zenginleştirici, her iki tarafı da çok zenginleştirici. Bu anlamda babalık, yani şu andaki babalık rolü aslında dezavantajlı bir durumda erkeği. Bir de ilerleyen yaşamda aslında biz erkeğin bütün rollerini alarak, yani kendi ailesiyle bir iletişimini kadınlar üzerinden sağladığı için iletişim özürlü hale geliyor. Hele özellikle ileriki yaşlarda erkek yalnız kalmışsa bir zavallı konumunda. Yani gençken kamusal alanda hakim, çok avantajlıyken yaşlılık alanında bu tür belki de roller nedeniyle çok dezavantajlı hale geliyor. Erkeğin yararına da olmuyor aslında bu. Hani kısa bir dönem belki profesyonel hayatta daha fazla kendisine zaman ayırmasına sebep oluyor, ama uzun dönemli aslında kendisine de zarar veriyor. Aileye de tabii ki, yani babalık rolü aileye katılamadığı için öyle de bir yoksunluğa da sebep olmuş oluyor. Ben de şaşırıyorum, nasıl yani böyle çok aşırı sorumluluk sahibi babadan
hiç sorumluluk sahibi olmayan baba rolüne nasıl geçtik, nasıl kabul ettik ben de şaşırıyorum. Düşünmekte fayda var. Arkadaşıma katılıyorum. O yüzden ben hani eşitlik konusunda başbakanın ifadelerine karşıyım ama hani çocuk isterken işte çok 3 çocuk olsun, 4 çocuk olsun o kadar kızamıyorum. İşte yani gencin olmadığı yerde yani hayat da bitiyor. O yüzden ona o kadar şey yapamıyorum yani. Çünkü eğer zorlayıcı olmuyorsa işte çocuk sahibi olmayanları cezalandırmıyorsa, başka türlü şeyler yapmıyorsa bunu o yüzden çok fazla kızamıyorum. Bu tür şeyler dolayısıyla da. Ortak tavır diye hani muhafazakar kadınlar yaşam tarzı müdahalelerini geliştirebiliriz mi diye soru vardı. Şimdi Nilüfer Gülen'in belki tespiti çok aşırı. Ben bu kadın hareketi ölmüştür diyor. Başörtülü kadınların bu tür hakları yenirken sessiz kalması dolayısıyla kadın hareketi ölmüştür diyor. Buna katılmıyorum. Bu kadar şiddetli değil ama Hülya Hanım da bahsetti. Yani arkadan rüzgarın geldiği bir kadın hareketi yani güçlü, yasal olarak hani şeylerde etkiliydiler ama halk arasında etkili olacak yani bir popülerlik sağlama anlamında bütün kadın kesimlerine hitap etme anlamında çok başarılı değildi. Biliyorum ben çok yakın zamanda Haklı Kadın Platformu bu seçim döneminde yani 2011 seçim döneminde Haklı Kadın Platformu'nun bir üyesiydim. Şimdi kadın hareketi şudur değil mi? Görünmeyen, masada olmayan engelleri de söyler bize işte. Glass ceiling der yani. Cam tavan. Hiçbir engel yok gibi gözükür ama engel vardır. Bunları bahseder çok anlamlıdır yani. Fakat başörtülü kadının önündeki beton duvarları görmezseniz ve Haklı Kadın Platformu'nda açıkça yazamamıştık bile yani başörtü engeli. Vardır değil mi? Başörtülü kadın göremiyorsunuz. Şimdi hanımefendinin sizin sorunuza ayrıca geleceğim. Yani o şeyi inşallah o hatayı yani kadın hareketinin başörtülü kadınlarla ilgili olarak en iyi tavırla görmezlikten gelmesi. Bazen tam aksine işte hatta olmaması gerekir. Çünkü başörtüsü bir baskının aracıdır. Bir alet gibidir. Anlayışı daha da ileridir. Ama bazen de hani gerek yok. Bunu da konuşmayalım. Bu da aslında hani beraberiz ama bunu yazmayalım. Çünkü Seda toplantılarına giderken biz o sivil toplum forumlarında başörtüsüne yönelik olarak işinden atılanları yazmak istediğimizde bize ne gerek var dediler. O kadar önemli değil. Yani bir türlü biz sivil olarak başörtüsü mücadelesinde kadın hareketiyle beraber olmamıştık. İnşallah bu hatayı bu dönemde yapmayız. Yani bu bir hataydı. Bu dönemde kadın hareketi birlik içinde hareket eder. Bütün yaşam tarzı müdahalelerine beraberce tavır gösterir. Yani bu tabii görülecek. Bu çünkü yani her kadını etkileyen bir şey olacaktır nihayetinde. İnşallah bunu fark ederiz ve bu çerçevede davranırız diye düşünüyorum. Ben zaten konuşmama başlarken Türk Meclis nihayet bizi temsil etti derken hemen anladım yani. Yanlış anlaşılacağımı hemen anladım. Ondan sonra şunu ilave ettim. Görüntü olarak dedim. Yani Türkiye'ye bakın halkını. Görüntü olarak başörtüsüzü var, başörtüsüzü var. Onun bir resmi yani meclisinde temsil olması anlamıyla bunu söyledim. Ama siz başörtüsü türban ayrımı var dediniz. Yani ben ve işte meclistekiler başörtüsü diyorlar. Yani buna siz mi karar vereceksiniz, ben mi karar vereceğim bilmiyorum. Yani ben başörtüsü diyorum ve başörtülü olduğu için de eğitim hayatından atılanları biliyorum. Dördüncü sınıf tıp talebeleri yüzlerce, binlerce yurt dışına o yüzden de bir göç verdik. Çalışma hayatına atılan arkadaşlarımız oldu Başkent Kadın Platformu'nda. Seçildiği halde milletvekili olmamış bir mensubumuz da vardı. Yani yasak değil başörtülü demek ne derece anlamlı bilemiyorum. Siz tabii ki bu da bir ayrım işte. Türban diyerek yani çünkü neden başörtüsünde topluma yönelik bir sempati var. Yani başörtüsü yasak deyince halk itiraz edecek. Türban olunca bu başka bir şey. Bu da bir manipülasyon. Yani buna kim karar verecek? Ben eğer örtünenler karar verecekse ona saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum.
Bu şekilde cevap verebilirim. Teşekkür ederim. Yani öğle tatilini daha fazla kaçırmanızı istemeyeceğim için ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu annelik izni meselesinde tabii Amerika'nın sistemi ile Avrupa'nın sistemi birbirinden çok farklı. Amerika tıbbi izin gibi bakıyor annelik meselesine. Yani dişi ağrıyormuş gibi kadının. Onun dışındakileri ayrımcılık kabul ediyor. Annelik meselesinde herhangi bir özel koruyucu önlem falan getirmiyor o yüzden. O tür önlemleri ayrımcılık kabul eden bir felsefesi var Amerika'nın. Avrupa sistemi biraz daha farklı. Ben bu hani istihdam paketi ve onunla gelen annelik ve kısmi çalışma meselesine zamanımız olmadığı için giremeyeceğim. Ama bir şeyde kamuoyununu uyarmamız gerekiyor bizim. Çok uzun annelik izinleri, ücretli annelik izinleri ya da çok uzun part-time çalışma kesinlikle kadınların aleyhine bir uygulamadır. Yani sadece kadının üzerine çocuk bakımını yıktığı için değil, yani sadece kadına bıraktığı için değil, genel olarak istihdamdan ve istihdamla bağlı diğer bütün sosyal ve siyasal alanlardan kadının dışlanması sonucunu doğuracağı için. Onun için Çekoslovakya'da 3 yıl annelik izni var diye ne Çekoslovak kadınlar adına mutlu olalım, ne Türkiye'ye 3 yıl annelik izni gibi bir modelin gelmesini isteyelim diye düşünüyorum. Onun için Avrupa Birliği 18 hafta diye bunu önermişti sanıyorum. Avrupa Konseyi'nin de öyle bir şeyi var. Türkiye'de zaten 16 hafta. Şimdi bütün gürültü kopuyor. 24 yapacaklardı ama 18'e indirmişler. Yani bütün gürültü 2 hafta için kopmuyor aslında. Gürültü oradaki esnek çalışmanın kadın ve erkek tüm işçiler için egemen yaşam biçimi haline getirilmesi meselesinde ve öncelikle de kadınların istihdamdan çekilmesinde gürültü kopuyor. Konumuz istihdam olmadığı için oraya girmiyorum. Şimdi dünyada muhafazakarlıkta epey bir değişiklik var. Tamam, istihdama şöyle bir geri gönderme yapalım. Japon Başbakanını izledim ben geçenlerde. Abe adı, Abenomics diye bir ekonomik kavram üretmişler adamın adından kaynaklanarak. Japon istihdamını arttırmak ve Japonya'ya ekonomik hamle yaptırmak istiyormuş arkadaş. Hem milliyetçi hem muhafazakar olduğunda gururla, bundan da gurur duyduğunu söylüyor. Bunun ekonomik, Japon ekonomisini hareketlendirmek için bulduğu ana çözüm kadınları istihdama çekmek. Bunun için de bir yıl içerisinde 200 bin çocuk bakım tesisi açacağız diyor. Bakın bu da muhafazakar bir siyasetçi. Japonya gibi 200 bin çocuk bakım tesisi açmak, hani kadın, istihdam ve kadın dediğinizde zaten ya da istihdamda eşitlik bunu yapmak gerekiyor. Ama bizim muhafazakar demokrat hükümetimizin yaptığı şey ne? Şu Aile Bakanlığı logosu. Burada çok önemli olan burada da hiyerarşik aile modeli. Tepede adam, sonra kadın, sonra çocuk. Yani hani Medeni Kanun'da aile reisliği kaldırılmıştı, hani anayasada kadınlar erkekler eşittir, aile eşitlik üzerine kuruldur yazmıştık biz bu anayasaya. Yo, logosu bile hiyerarşik bir zincir içeriyor. Burada hani siyasal görüşler, yani muhafazakarların da muhafazakarı bir tabloyla biz burada karşı karşıyayız. Neyse o tartışmaya girmeyeceğim. Bu %70 kadın örtülü Türkiye'de 65, 60, 70. Yani bu rakamı ben biraz abartılı buluyorum arkadaşlar. Ya. Yani bu nereden buluyorsunuz %74 kadın örtülüyü? Biraz abartıyorlar biraz yani. Hani neredeyse %90 kadın örtülü diyecekler yani. Yani ben bunu, bu rakamın biraz abartılmasına bir daha biraz karşıyım. Onu söyleyeyim. Yani olduğu gibi ölçelim onu. Ya aslında şimdi Fatma haksızlık da etmemek gerekiyor şeye. Ben mesela kendi adıma söyleyeyim. İlk imza verenlerdenim. Abdurrahman Dilipak'a eğitimde, üniversitelerde başörtüsü meselesinde. Hem zor, kolay zamanlar değildi o imzaları biz verirken şeyde. Şimdi birçok arkadaş da kadın hareketi monolitik bir yapı değil. Her çeşit siyasal görüşten kadın var orada. Yani burada daha çok hani feminist aktivizm yapan kadınlara falan, yani o söylemde bir karşıtlık gelişip gelişmediğine biraz bakmak lazım. İki, bu kıyafet konusunda hiçbir zaman Türkiye'de özgür bir tartışma ortamı olmadı. Bak, başörtüsünün zorunlu olmadığını söyleyen bütün Diyanet İşleri görevlileri görevden atıldı. Orada da hiç kimse sesini çıkartmadı. Kadın Diyanet İşleri görevlileri de var bu ülkede. Şimdi
özgür bir tartışma ortamının olmadığı yerde çok özgürce tartışamıyoruz. Bu kıyafet meselesinde özgürce tartışamıyoruz. İşte inşallah bu iş normalleşecek Türkiye'de ve bütün muhafazakarlıkla ilgili sorular Fatma'ya sorulmayacak. Ne alakası var? Yani bu da normalleşmediğimizin bir göstergesi. Konuşurken bile muhafazakarla ilgili konularda herkes Fatma'ya bakıyor. Yani hayır. Bu işte bizim içinde bulunduğumuz iklimi çok iyi özetleyen bir durum. Bu olmadı. Yani annelik izni konusunda ne düşünüyorsun diye Fatma'ya sorduğunuz zaman ya da bilmem ne. Ha, o zaman biz gerçekten bu kıyafet meselesinde çok normalleşmiş olacağız. Yani şunu söylemiş oldum. Rakamları abartmayalım örtülü kadın sayısında. İki, kadın hareketinin bütünü karşı çıkmadı. Eğitim özellikle siyasal alanda meclise girmesi konusunda 28 Şubat dönemindeki daha sözü daha fazla duyulan ulusalcı kesimin ama biraz da medyanın reklamasyon sorunu oldu. Onları duyurmak istediler. Onun dışındaki görüşler dile gelmedi orada. Orada bir haksızlık görüyorum. Yani bir fazla vurgu görüyorum. Kadın hareketi desteklemedi bu meseleyi de. Farklı bileşenleri var. Şeyi de doğru bulmuyorum. Hiç bekler miydiniz Fatma'yla sürekli kapışacağımı? Ama işte gördüğünüz gibi Fatma'ya yine çatıyorum. Fatma'nın şeyini de doğru bulmuyorum. Kadın hareketi geniş kesimlere, kadın kesimlerine ulaşamadı. Bu Erdoğan'ın söylemi ve muhafazakarların söylemi. Siz marjinalsiniz demek istiyorlar bize. Yani sen de demiyorsun. Sen de diyorsun. İnanılır gibi değil. Bunu tartışacağız. Öğlen yemeği de yiyemeyeceğiz. Şimdi bu ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Yani geçen 8 Mart'ta Şanlıurfa Bozova'daydım ben. Bir düğün salonu boyunca bine yakın başörtülü, türbanlı, başörtülü, herkesi memnun etmeye çalışayım. Aynı kelime de ikisini de kullanarak. Bir salon doğrusu kadın vardı. Milli Eğitim Müdürü AKP'liydi, kaymakam AKP'liydi. Muhtemelen giren kadınların hepsi AKP'ye oy vermişlerdi. Yani ama 3 saat boyunca tek panelistim ben. Hiç otosansör de yapabilen bir insan değilim. İnanılmaz güzel bir panel yaptım. Yani inanılmaz güzel. Kadın çocuğun soyadı hakkından tutun da kadına karşı birisi kalkıp aralarından cariyeliği yeni sosyal koşullara uygun olarak ihya etmek lazım. Çünkü bir cariyelik sosyal ihtiyaçtır dedi. Yani bayıldık böyle. Oo, harika oldu yani. Kadın sağ çıktı toplantıdan ama yani ben bir şey yapmadım. Herkes birbirine girdi falan. Yani şey yapabiliyoruz, biz buluşabiliyoruz ve bu dil de aslında bu buluşmaya çok elverişli bir dil. Yani AKP'ye oy veren ya da AKP kadrosu olan bütün kadınların da Erdoğan'ın muhafazakar görüşlerini birebir tekrar ettiği yanılgısına kapılmayalım. Hani bizim de Şanlıurfa, Bozova köylü kadınlarıyla temasımız var arkadaşım. Anlaşabiliyoruz da ayrıca. Ve AKP tabanının zaten Türkiye Kadın Hareketi'nin 90'dan sonraki başarısı tüm yani eski sola ait bir grup marjinal kadının bir aktivitesi olmaktan tüm siyasi görüşlerden kadınların desteklediği 90'larda oldu bu. Bir siyasi harekete dönüşmesiyle en büyük kazanımlarını elde etti kadın hareketi. Ancak diğer hani 98 şiddet yasası, medeni yasa, TCK şeye bakalım. Bir sürü başörtülü kadın arkadaşımızla biz TCK'da birlikte çalıştık Türk Ceza Kanunu'nda. Tabii çalışmadığımız başörtülü muhafazakar arkadaşlar da vardı karşı çıkan. Zinanın suç olması gerektiğini söyleyen, atıyorum kürtaja karşı olan ama biz bunu aslında kadın hareketi olarak birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz ve her fırsatta deniyoruz. Başarabildiklerimiz var, başaramadıklarımız var ama bu deneyden hiçbir zaman vazgeçmedik. Mesela son şiddet yasasında inanılmaz şekilde birlikte çalıştık. Başkent Kadın Platformu'ndaki arkadaşlarla topla diyor Selen. Yani şey çok zor, ana muhafazakar dalga geldiğinde bizim başörtülü olup hatta muhafazakar olup kadın erkek eşitliğine inanan arkadaşlarımızın o topluluklar içinde zarar görmesini engelleyebilmemiz çok zor olacak. Ben önce asıl bundan korkuyorum. Çünkü o muhafazakar dalga önce bize en yakın düşünen arkadaşlarımızı ezecek, sonra bizi ezecek. Yani biz onları kurtarmaya çalışırken kendimize gideceğiz orada. Yani o dalga böyle yürüyen bir şey. Birçok AKP yöneticisi kadın bunu gördüğü için kürtajda bir ilde kadın kolları il başkanı gidip çelenk koydu Atatürk Anıtı'na ve kürtaj yasaklanamaz dedi. Ve bu nedenle görevden alındı.
AKP MYK'sında bir kadın ve birçok kadın kürtaj yasaklayan bir hükümette ya da bir partide olmanın iyi olmadığını, doğru olmadığını söyleyip muhalefet ettikleri için Erdoğan tarafından atıldı. İsmini vermeyeyim şimdi, arkadaşın niye çıkartıldığını MYK'dan biliyoruz. O da AKP kurucusu. Şimdi bakın, kadınlar da farklı tavırlar içerisinde olabiliyorlar. Bence Ayşe'cim, bizim burada gerçekten bu kıyafet meselesindeki engelle, tabii ki kıyafet meselesini tartışmalıyız ama çok acil ve öncelikli sorunlarımız var. Kıyafet konusundaki kaygılarımızı biraz da zamanın çözmesine bırakmamız lazım. Hani zaman içerisinde eğer örtünme ve kapanma konusunda çok net baskılarla karşılaştığımızda eminim birçok başörtülü arkadaşımızla beraber mücadele edeceğiz zaten. Yani zamana bırakarak çözüm aramakta, o kaygılarımızı zaman giderecektir. Senin de 10 yıl önceki kaygıların da bugünkü kaygıların muhtemelen biraz daha farklıdır. Çünkü ben şu anda bu birlikteliği, ortak mücadeleyi sağlayamazsak anayasal eşitlik dahil olmak üzere her türlü hakkımızın gideceğini düşünüyorum. Yani şöyle bir toplum modeli olacak. İşte yapıldı zaten, yaptılar, kullanıyorlar. Bunu ancak beraber mücadele ederek durdurabiliriz diye düşünüyorum. Çok uzattım, çok teşekkür ederim. Yemeğe çok geciktik. Sonraki oturumun başında söz vereyim. Çünkü şöyle söyleyeyim, yarım saat, 33 dakika geciktik. Bilmiyorum. Hocam, ben o zaman vereyim. Size sonra da bana verin. Hayır, şeyle ilgili olarak, Hülya'nın inanıyorum inanmıyorum lafıyla ilgili olarak, onu 1999'da Ali Çarkoğlu'yla yaptığımız bir araştırmada %74'tü. %74 kadın şunu soruyorsun. Bu Türkiye'yi temsil niteliğine sahip bir örneklem. Sokağa çıktığınızda başınızı örtüyor musunuz? %74 evet dedi. Bunun anlaşılmayacak bir soru da değil. %74 çıkınca da çarpıtılacak bir rakam. Kimse inanmadı buna. Bunun üzerine Taha Erdem hemen bir hafta sonra bir araştırma yaptı. İnanılmadığı için uyduruyorsunuz falan dendi. Senin dediğin gibi. %74 çıktı. 2006'da tekrarladık bunu. Ha? Evet, onunkinde de %74 çıktı. Şeyde 2006'da, yani seçim sonuçları doğru çıkınca herkes inanıyor. Böyle işine gelmeyen şeyler olunca uyduruyorsunuz diyorlar. 2006'da Ali ile gene tekrarladık, %64'e düşmüştü. Buna da inanılmadı. Aa, her yerde çoğaldılar, nereden çıkarıyorsunuz? %74'tü, ne oldu? %64 nereden çıktı? Düşmüştü ve en büyük düşüş 19-25 yaş grubundaydı. Bir sonraki de 25-35. Şimdi duyuyorum ki galiba KON'da yapmış yeni bir araştırma, %64'ten 69'a çıkmış diye duydum ama ben görmedim bunun sonuçlarını. Yani bu rakamlar doğru. Köyler dahil buna çünkü. Bir kere yani sen köyde oturup da başını açan kadın gördün mü ya? Bunlar milyonlarca. Vallahi de o zaman ama yok bir şey. Ha, yani daha düşük diyorsunuz öyle mi? Nasıl kesim var ya? Ne yapıyor peki? Kadınlar yalan atıyor. Bunu öğle yemeğinde devam ettirmeyi yani teklif ediyorum. Yalan çok, atıyorlar. Çok teşekkür ederim öncelikle.